Ergenlik dönemi neden önemli? Gençler bu süreçte hangi fiziksel ve psikolojik değişimleri yaşar? Gençleri anlamak için ebeveynler en çok nelere dikkat etmeli? Kimlik oluşumu ve inanç gelişimi adına neler yapılmalı? Hepsi ve daha fazlası birazdan Aile Çatısı'nda. Vağ TV ekranlarından herkese merhaba. Aile Çatısı programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız efendim. Bu haftaki programımızda ailelerin çocuk yetiştirirken belki de en çok zorlandığı dönemlerden biri olan ergenlik dönemini konuşacağız. Bu dönemde gençlerimizde psikolojik, fizyolojik ve sosyal açıdan ne gibi değişiklikler oluyor? Ergenlerimizin çoğu kimse beni anlamak istemiyor diyor. Bunun sebebi ne? Aileler bu süreci en sağlıklı şekilde nasıl geçirebilir? Bu gibi başlıkları bugün iki değerli uzmanımızla birlikte ele almaya çalışacağız. Uzman klinik psikolog Sümeyye Köten Güçlü bizlerle. Hoş geldiniz Sümeyye Hocam. Hoş bulduk. Ve uzman klinik psikolog Enes Kaban. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Elhamdülillah, ben de iyiyim. Siz nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sümeyye hocamı daha önce ağırlamıştık. Çok evet. Güzel bir program olmuştu. Hakikaten ilminizden istifade etmiştik. İki değerli hocamız bugün bizlerle birlikte. Hakikaten ikisi de çocuklarla, gençlerle çalışıyorlar. İkisi de gelişim psikolojisi alanında uzmanlığını aldı. O yüzden bugün çok değerli bilgileri bizlerle paylaşacaklarından eminim. Sizler de konumuzla ilgili özellikle ergenlik döneminde çevrenizde kardeşiniz, kuzeniniz, evladınız var ise, merak ettikleriniz olursa ekranda gördüğünüz numara üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Ben de yayın esnasında uzmanlarımıza sorularınızı yönlendiriyor olacağım. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Hem stüdyoda bizlerin hem de ekran başında sizlerin müstefit olacağı bir program olması temennisiyle bismillah diyoruz. Şimdi hocam önemli bir dönem. Girişte de dedim ya ailelerin belki de en çok zorlandığı dönem ergenlik dönemi. Ergenliğe kadar her şey çok güzel bir şekilde gidiyor. Çocuklar çok sevimli, çok tatlı. Anneler adeta evlatlarıyla aşk yaşıyorlar ama ergenlik döneminde çocuklara karşı böyle bir zorlanıyorlar. Ne yapacakları konusunda şaşırıyorlar. Çocuklarda hem fizyolojik hem de psikolojik çok fazla değişiklik oluyor. Hele bir de kuşaklar arasındaki fark bu kadar fazlalaştığı bir dönemde. Ebeveynler kendi çocukluklarına bakıyorlar. O dönemdeki uygulamaların işe yaramadığını görüyorlar. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Zorlandıkları bir dönem açıkçası. Tabii ki her anne baba çocuğuyla bu süreci en sağlıklı şekilde geçirmek istiyor. Çocuğuna hiçbir şekilde bir zarar vermek istemiyor. Çocuğu bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirsin ve ergenlikten sonra gençliğe, yetişkinliğe artık güzel adımlarla ilerlesin istiyor. O yüzden çok önemli bir dönem. Evet, tabii ki sizden de önemini dinleyeceğim ama benim açımdan bu şekilde öneminden bahsedebilirim. Aynı zamanda aidiyet duygusunun, benlik saygısının da geliştiği bir dönem. Benlik saygısı da çok önemli bir kavram. Beraberinde özgüveni de getiriyor. Ve bunun da artık günümüzde hayatımıza ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi gençlerle iletişim konusunda hep problem yaşıyoruz. Baktığımızda şimdi bir otobüse bindiğimizi düşünelim. Özellikle okul çıkış saatine denk gelsin bu otobüse binmemiz. Orta yaşlı, yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz otobüste. Gençler bir anda otobüse hurra biniyorlar ve birbirleriyle şakalaşıyorlar, kavga ediyorlar. Amcalar da diyor ki bu gençlerin hali ne olacak? Ne olmuş bu gençlik ya? Bu gençlik ölmüş. Ama biz bakıyoruz şöyle eski çağlardan beri ne olacak bu gençlerin hali deniliyor. Sokrates'in bile sözleri var bu anlamda. Demek ki diyoruz yani insanlığın oluşmasından itibaren hep gençlere dair ne olacak bu gençlerin hali deniyor. Demek ki günümüzde ekstra bir durum söz konusu değil. Her zaman olduğu gibi günümüzde de gençler bir şekilde anlaşılmıyor. Tabii ki biraz daha artık sizin gibi uzmanlar sayesinde gençleri bir tık daha iyi anlamaya başladık ama hala bazı yetişkinlerde gençlere dair böyle yukarıdan bir dil var, yukarıdan bir bakış açısı var ve bir beğenmeme var. Bugün bunun sebeplerini de inşallah sizlerle detaylandıralım. Şimdi ben bu kadar konuştum ama tabii ki uzmanlarından da dinlemek istiyorum. Ergenlik dönemi insan hayatında neden bu kadar önemli? Bu dönemde yaşadıkları gelecekteki hayatını nasıl etkiliyor? Enes Hocam sizinle başlayalım buyurun. Teşekkür ederim. Aslında tam da geçiş dönemi oluyor ergenlik. İnsan gelişimini düşündüğümüzde anne rahmine indiği andan itibaren gelişim başlıyor aslında. Fetüs olarak başlıyor, sonra içeride büyüyor, sonra doğumla beraber yeni doğan halini alıyor. Ve bu süreçlerin hepsinde aslında hem fizyolojik olarak hem duygusal olarak gelişmeler yaşıyor insanoğlu. Bu süreç esnasında gelişimin en hızlı olduğu aşamalar
çocukluğun ilk dönemleri olmakla birlikte aslında çok sancılı olduğu dönem dediğiniz gibi ergenlik dönemine tekabül ediyor. Neden? Aslında öncesinde çocuk olan, öncesinde bebeklik dönemini yaşayan, hayatı öğrenmeye başlayan, hayatın duygusal yanlarını, bağ kurma işlemlerini gerçekleştiren ve temelde anne, baba, aile üzerinde, aile çevresinde dönen bir gelişimden artık yavaş yavaş daha sosyal ortamlara, daha dışarıya, daha arkadaş ortamına girmiş bir formata geçiyoruz. Bununla beraber aslında fiziksel ve duygusal olarak değişimler de oluyor. Ne diyoruz? İşte hem hormonal dengeler değişiyor. Artık çocukluk çağında olmayan, ergenlik döneminde yeni ortaya çıkan hormonal dengeler ortaya çıkıyor. Daha doğrusu belki bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Çünkü yeni bir düzene geçiyor. Yani çocuktan yetişkine geçecek. Bu sancılı bir süreç. Hem fiziksel olarak sancılı bir süreç çünkü kemikler gelişiyor. İşte kadınlarda ve erkeklerde farklı bölgeler gelişmeye başlıyor. Ses kalınlaşıyor. Bu sosyal anlamda sorunlar çıkartıyor. Bu sorunlarla mücadele etmek, sosyalliğin anlamı, arkadaşın anlamı, karşı cinsin anlamı aslında çocuğun hayatında bildiği, var olduğunu, inandığı her şey tamamen değişmeye başlıyor. Temel sorunlar da aslında buradan kaynaklanıyor. Bu değişime hem onlar kendileri adapte olmaya çalışıyorlar, hem de bizler ebeveynler olarak, toplum olarak, kardeşler, abiler, ablalar, kim varsa etrafında, onların bu değişim sürecinde hem onların o denge problemleriyle mücadele etmek, hem de sağlıklı bir şekilde çocukluktan yetişkinliğe geçmelerini sağlayabilmek için uğraşıp duruyoruz. Bu da aramızdaki çatışmaların sebeplerinden bir tanesi oluyor. Peki hocam, ergenlik de neymiş ya? Biz ergenlik yaşamadık diyenler var. Ne dersiniz onlar için Sümey hocam? Yaşamamışlar mı? Ne yapmışlar peki o yıllarda? Ona bakmak lazım. İşte direkt herhalde için, çocukluktan yetişkinliğe mi geçtiler? Ergenlik ne demek acaba? Nasıl bir süreç? Genelde klasik olarak söylediğimiz nedir? 12-18 yaş arası. Ama aslında belki de şu an onu söyleyen insanların demek istediği de bu olabilir. Önceden 12-18 yaş arası dediğimiz ergenlik aslında günümüzde daha da açılmış durumda aradaki fark. Şu an için biz şunu biliyoruz. Ergenlik döneminin bitimi aslında beyin gelişimiyle de alakalı. Çünkü beynin ön lobu insanın hayatında muhakeme yetilerini kazandığını, karşılaştırmalar yapıp mantıklı kararlar alabildiğini gösteren karar lobumuzdur, ön lobumuz. Ve bunun gelişiminin de 25 yaşa kadar tamamlanmadığını biliyoruz biz. Yani hala daha 18 yaşında ne kadar fiziksel olarak ergenliği bitti desek de aslında zihinsel olarak devam eden bir sürecin içinde oluyor çocuk. Bunu da etkileyen yanlardan biri de sorumluluk alması. Çünkü çocuğun sorumluluk alması demesi ön lobunun da gelişmeyi hızlandırması demek. Biz çocuklarımıza sorumluluk vermedikçe aslında bir nevi bu süreci uzatıyoruz. Ergenlik süreci 18'inde değil de 25'ine kadar. Ya da şöyle söyleyeyim, çocuğun evden taşınıp aile kurması, kendi başına ayakları üzerinde durması, işe girmesiyle tamamlanıyor. Yani benim çocuğum üniversiteye gidiyor ama ben onun benimle yaşıyorsa, temizliğini ben yapıyorsam, yemeğini, yatağını ben topluyorsam o çocuk ergenliğini hala bitirmemiş oluyor. O zaman o yüzden mi eskiler ben ergenlik yaşamadım diyorlardı? Zaten küçük yaşlardan itibaren sorumluluk almaya başlıyorlar. Evet, yani en sorumluluk almıyor dediğimiz 18 yaşında evlenmiş olup bir evin yükünü üzerine alabiliyordu. Ya da o eve ekmek getirme yükünü üzerine alıyordu. O zaman günümüzde ergenliğin bu kadar uzun sürmesinin sebebi 30 yaşına kadar hala ergen gibi davranan insanlarla karşılaşmamızın sebebi sorumluluk alamamamızdan kaynaklı diyebiliriz o zaman. Onun çok önemli var. Bir noktadan bahsediyoruz. Ön lobun gelişmesinin yavaş ilerlemesi diyebiliriz. Yavaş ilerlemesi. O zaman ön lobun gelişmesinin hızlı ilerlemesi için çocuklarımıza erken yaşlardan itibaren sorumluluk aldıralım diyebilir miyiz evet, hocam? Evet, karar vermelerine de. Bu hatta erken yaşlardan kastımız ergenliğe geldiğinde artık sorumluluk verelim değil. Bunu çok küçükken de başlayabiliriz. Yani o çocuğa iki seçenekli mesela mutlaka fırsat verin seçmesi için. İki opsiyonlu fırsatlar verin. Kendi seçsin diyoruz. Burada da çocuğun kaç yaşında kendi başına mesela karar kendi seçsin Sümey Hocam? Mesela iki yaş en sorunlu dönemlerden biridir ya, hayır döneminin başladığı dönem. Çocuk her şeye hayır der. Mesela anne çikolata ister misin der. Ona bile refleksel olarak hayır diye cevap verir. Çünkü zihni artık kendi benliği, ben bir şeyleri
artık elime aldım, istediğim gibi cevap verebilirim, hayır diyebilirim. O gücü tatma dönemidir. Orada bile biz refleksel olarak çok fazla hayır dediğini görüyoruz. O dönem mesela işte çocuğa bir şey sorduğun zaman cevabı hayır alacağın için onun yerine seçenekli soru sorarak hem karar vermesini hem de o sorunun cevabının hayır olmamasını sağlayabilirsin diyoruz anneye. Mesela işte yemek yer misin demesi annenin aslında çocuğu sofraya davetidir değil mi? Normalde yemek yer misin deriz. Ama orada çocuk hayır dediği zaman aslında bir seçim vermediğimiz için bir de orada bir sıkıntı da yaşanır. Madem cevabımdan hoşlanmıyorsun niye bana sordun diye de düşünebilir çocuk. Onun yerine şöyle diyebiliyoruz mesela işte seçenek vererek ne seçenek verebiliriz? İşte önce çorbanı mı içeceksin yoksa salata mı yiyeceksin gibi ya da işte şu an yemek saati hadi sofraya. Cevabının hayır olacağını kabullenemediğimiz soruları aslında çocuklara yönlendirmememiz gerekiyor. Bizim gibi çalışmıyor zihinleri. Suyu verir misin bana dediğim zaman ben size kibarlık göstererek rica etme babında soruyorum ama çocuk için bu bana bir soru soruldu cevabı. İstediğim şekilde verebilirim. Evet, yani orada hayır dediği zaman bu sefer sen niye annenin sözünü dinlemiyorsun oluyor. Evet. Küçükken bunları oturttuğumuz zaman ergenlikte de o karar vermeyi biraz daha aslında çocuk ne kadar zihinsel olarak onu tecrübe ederse zaten güçlendiriyor. Daha iyi muhakeme etmeyi öğreniyor. Daha sağlıklı kararlar alabiliyor. Evet. Her şeyde temelden başlamak çok önemli değil mi hocam? Yani temeli sağlam olmayan bir şeyin üstündeki tuğlası ne kadar iyi bir tuğla olursa olsun, demiri ne kadar iyi olursa olsun olmuyor yani. Temel önemli. O yüzden çocukluktan itibaren o sorumluluk bilincinin kazandırılması hakikaten önemli. Peki hocam bir beyin görselimiz var. Oradan beyinde nasıl değişiklikler oluyor? Biraz da görsel üzerinden anlatalım. 10 numaralı görselimizi rica edelim. 5 yaşında ergenlik öncesi, ergenlikte ve 20 yaşında beyinde farklı şeyler oluyor. Evet. Belki orada loblarda mı değişiklikler oluyor? Hangisi daha aktifleşiyor? Bunu detaylı bir şekilde ele alalım. Evet. Yapılan araştırmalarda bizim bildiğimiz şu var. Beyin gelişimi aşağıdan başlar, alttan başlar ve yukarı doğru devam eder. Ön lob dediğimiz en son beynin geliştiği kısımdır. Görselimiz evet şurada. Bak ne kadar mora yakınsa o kadar gelişmiş demektir beynin kısmı bu görselde. Gördüğünüz üzere en alt kısım 5 yaşındayken mor kısım ve giderek üst taraf en kırmızı olanlar en az gelişen kısımlar. Sarılar da öyle. Ve gittikçe yaş ilerledikçe morlaşmanın arttığını görüyoruz. Bu yüzden zaten diyoruz ergenlik aslında 18 yaşında bitmez. Bu daha da devam eder. Zaten dediğim gibi ön lob bizim aslında bir birey olarak karar verme, muhakeme etme, doğruyu seçmeyi yapabildiğimiz yerdir. Karar mekanizmamızdır. Yani ön lob dediğimiz şu beynin üst kısmı. Evet üst kısmı. Oranın mesela 5 yaşında hiç çok az geliştiğini, yeşil renk olduğunu görüyoruz. 20 yaşında biraz daha mavileşmiş ama hala daha tam anlamıyla mor değil. Evet. Hala daha gelişim devam ediyor. Peki bundan önce ön loba göre karar vermiyor da neye göre karar veriyor? Duygusal bölgelerine göre zihnin beynin duygusal lobları bunu devralıyor. Yani o dürtüsel dediğimiz, anlık dediğimiz çocuğun duygularına göre karar verdiği aşamalar. İşte 2 yaş çocuğu bir kriz de geçirebilir. Yani istemediği bir şey olmadığı zaman onu mantıklı olarak muhakeme edemez değil mi? Öyle bir şey beklemeyiz. 5 yaşındaki bir çocuğun da öyle. Nöbet geçirmesi, ağlama nöbetleri çok normaldir. Ergenlikte de hala daha o duygusal karar verme, duygusal yargılama devam eder. Arkadaş ilişkilerinde bunu çok görürüz. Mesela duygularıyla hareket eder çok fazla. Anne babasına karşı da öyle. Çok daha böyle net duygusal iniş çöküşler yaşadığını görürüz. Evet. Ya ergenlere baktığımızda çevremizde bir yanda duygusunu had safhada yaşayanlar var. Bir yandan da kabuğuna çekilmiş, içine kapanmış çocuklar görüyoruz. Yani her ergende farklı semptomlar var. Hepsi kendi farklı bir şekilde yaşıyor. Artık karakterine göre, yaşadığı aile ortamına göre. Siz ne dersiniz Enes Hocam? Nasıl gözlemliyorsunuz ergenlerdeki değişiklikleri? Tabii burada çocuğun kendi fizyolojik yapısı, beyin gelişimindeki aşaması. Çünkü bazı çocuklar Sümeyye Hocam'ın dediği gibi sorumluluk verildiğinde daha hızlı reaksiyonlar alabiliyoruz. Evet. Bu eskiden doğal sorumluluklar vardı. Şimdi o doğal sorumlulukları da alamadığımız için bazı çocuklarda, bazı aileler erken vererek bu sorumlulukları, sorumluluktan kastımız her şeyin sorumluluğunu bir anda vermek değil zaten. Aşama aşama, yaşa göre, çocuğun becerilerine, gündemine, ihtiyacına göre verilen sorumluluklar. Bu çerçevede çocuklar hem bu beyin gelişiminde kat etmiş oldukları yol hasebiyle farklı reaksiyonlar verebiliyorlar. Bir yandan da duygusal olarak
hem genetik getirdikleri hem işte ailelerinde gördükleri duygu ortamı hasebiyle de farklı şekillerde gösterebiliyorlar. Yani daha böyle duygusal olarak olgun bir ortamda büyüyen çocuk, daha duygularını ifade etmesine izin verilen bir ortamda büyüyen çocuk, altta başka bir patoloji, bir psikiyatrik bir problem yok ise, herhangi bir kaygı bozukluğu ya da o duygusunu ifade etmesine engel olacak herhangi bir şey yok ise, kendini çok daha sağlıklı bir şekilde ifade edebilirken ya da tartışmaları çok sağlıklı bir noktada, kendini anlatan bir noktada ifade ediyorken, diğer çocuk duygusal olarak kendini kapatabiliyor, kendini açmayabiliyor. Burada hem kendi kişisel özellikleri devreye giriyor. Yani işte daha çekingen kişilik yapısına sahip olabiliyor çocuk. Ya da sosyal bir fobi şeklinde geliştirmiş olabiliyor. Ya da aile içerisinde duygular zaten çok ifade edilemiyor olabiliyor. Yani aile içinde zaten duygular konuşulmuyor. Bırakalım hani, ergenin duygularını, aile içerisinde hiçbir fert duygularını ifade etmeyebiliyor bazen. Aynen öyle. Zaten o durumda çocuk öğreniyor. Yani aslında hayatımızda olan birçok şeyi biz gözlemleyerek öğreniyoruz. Örnek alarak öğreniyoruz. Konuşma böyle gelişiyor, davranışlar böyle gelişiyor. Ebeveyn olma, erkek kadın olma rolleri, bunların hepsini aslında gözlemliyoruz. Etrafımızdaki kadınları, erkekleri, ilişkileri, konuşmaları gözlemliyoruz. Dil öğrenirken de kimse bize oturup Türkçe öğretmiyor. İşte bak burada böyle söyleyeceksin demiyor. Biz görüyoruz, duyuyoruz, eşleştiriyoruz. Bardak diyor, buna da bardak diyor, buna da bardak diyor. Eşleştirerek öğreniyoruz. Doğal olarak duyguları ifade etme noktasında da eğer evde zaten duygularını sağlıklı bir şekilde ifade edebilen bir birey yoksa çocuk da nasıl ifade edebileceğini öğrenemiyor. Hayatında hasbelkader birine denk gelir. Bu bir öğretmen olur, bir arkadaşı olur, arkadaşının ebeveyni olur. Onları gözlemleyerek belki oradan bir şeyler öğrenip kendi duyguları nasıl ifade edebileceğini dair bir şeması oluşabilir ama hele bir de ondan da yoksun kalırsa bu sefer çocuk ya işte uçlara gidiyor. Bağırma, çağırma, kendini ifade edememe, öfkeyle kendini ifade etmeye çalışıyor. Ya da tamamen kendini bastırıyor, kapatıyor, hiçbir şey ifade etmiyor. En azından zarar almamak için sürtünmeden uzak durmuş oluyor. Evet. Şimdi aklıma bir atasözü geldi de olgunluk yaşta değil baştadır diye. Bazen 25-30 yaşına gelen insanlar görüyoruz ama hala daha 15 yaşında insan gibi davranabiliyor. Şimdi beyinden de bahsettik ya, görselimiz de burada. 20 yaşına kadar hala beyin gelişimine devam ediyor dedik. Morlaştık, yani şu görselde baktığımızda morlaştıkça kişinin ön lobu gelişiyor. Karar verebilme yetisi artıyor, sorumluluk alabilme yetisi artıyor ve olgunluğu artıyor. Aslında ergenliğinin süresini de kısaltmış oluyor. Biz küçük yaştan itibaren çocuklarımıza o seçenekleri sunarsak, karar verebilme becerisini onlara hissettirebilirsek belki de. Yani çünkü onu ebeveynin elinde. Diyorsunuz ki hocam seçenek sunun. Seçenek sunmazsa, tek şunu yap derse veya şunu yapar mısın derse çocuk küçük yaştan itibaren karar verme becerisini nasıl kazanacak, değil mi? Ya da mesela sorumluluk alma becerisini. İşte ebeveyn orada onu yaptığında çocuk derken yaştan itibaren gelişiyor. Bazen bakıyoruz, hakikaten ben imreniyorum, 18-20 yaşındaki çocuklar 30 yaşındaki insan olgunluğuna sahip olabiliyor. Hani... Onlar da şans eseri olmuyor, dikkat ederseniz. Enes hocam dediği gibi ya etraftan gördüğü bir örnek hayatını değiştirmiş oluyor, ya bir hobisi, kitap okumayı çok seviyor mesela, edebi eserleri çok seviyor, oradan okuduğu karakterlerden etkileniyor, komşusundan, ailesinden, ebeveynlerinden. Ama bu çok fazla öyle şans eseri olan şeyler değil. Çünkü çocuğu etkileyen çok fazla unsur var. Çevresel faktörler çok fazla, anne baba çok fazla. Bazen anne babayı tamamen tersi olarak algılayıp bambaşka birine bürünebiliyor. Ya da aile çok iyi verdiyse istediği gibi o ailenin beklentisini karşılayacak biri olabiliyor. Ya da bazen tehlikeli şöyle bir boyuta olabiliyor. Baba çok baskın bir karakter değilse o baskınlığı ele alarak işte evin olgunu ben olayım, anneme olgun eş ben olayım diyerek ilk erkek çocuklarda bazen görebiliyoruz bunu. Çok olgun, oturaklı, hiçbir hatayı yapmayan, dersleri çok iyi, hata yapmaktan çok korkan, daha da tehlikeli boyutta aslında çok uyumlu ama biz onun uyumluluğundan dolayı altındaki o sorunu göremeyebiliyoruz. Aslında her zaman çok da iyi bir şey değil. Biz ergenlerimizin çok uyumlu olmasını istemiyoruz. O da çok sağlıklı değil. En sağlıklı aralık hangisi hocam? Ergenliğin böyle tam dozunda yaşanması gereken yaş aralığı. Şu yaşa kadar yaşanıyorsa evet sağlıklıdır. İstiyoruz o duygu karmaşasını, istiyoruz. Bazen böyle inişler çıkışlar istiyoruz. Delikanlı dediğimiz o kanının deli akmasını istiyoruz dediğimiz yaş aralığının kaç diyebiliriz mesela? Şöyle söyleyeyim ben. Ergenlik tabii 12-18 diyoruz ya. Her çocuğun
o çok aşırı yaşadığı dönem farklı olabiliyor. Ama şunu biz sağlıklı buluyoruz. Kız çocukların anneyle çatışması, erkek çocukların da babayla çatışmasını biz aslında sağlıklı buluyoruz. Çünkü bu demek ben kendimi örnek gördüğüm biriyle kıyaslıyorum. Ona göre kendi pozisyonumu belirliyorum demek. Onu sorguluyorum. Ergenlik en böyle insanın da en acımasız olduğu dönemdir anne babasına karşı. Çünkü orada artık anne babanın hayatında en çok düşük yere koyduğu yerdir ergenlik. Anne babayı en çok kıran, en çok şaşırtan şeylerden biri budur. Ondan önce dünyanın en güzel kadını annedir, en yakışıklısı, en güçlüsü babadırken ergenlik döneminde yok ya onlar bu kadar da mükemmel değilmiş diyerek anne babayı bir hayal kırıklığına uğrattıkları aslında bir dönem. Anne baba ondan da biraz bocalıyor. Ne oldu, ne değişti de beni artık beğenmiyor çocuğum diyor. Evet. Bu dönemde aslında çocuk bir annesini alıyor karşısına kızsa eğer ya da babasını alıyor erkekse. Ben buna göre nasılım, benim karakterim nasıl, benim şunlarım değişik, bunlarım değişerek diyerek kendisini aslında kendi kimliğini oluşturmaya çalışıyor. Şimdi aynısını kopyalarsa, çok uyumlu olursa annesiyle aslında annesinin kopyası bir karakter olarak hayatına devam edecek ama aynısı değil. Aynı yılda doğmadılar, anne baba büyütmedi onları. Sadece aynı bir nesil sonrası. Aynısı olmasının zaten zararlarını sonra görüyoruz. Yani çocuk kendi başına karar alamıyor. Hep aklında annem olsa nasıl karar verirdi, ben de ona göre karar vereyim. Kimliğini de zedeleyen bir şey. O yüzden bu çatışmaları biz sağlıklı buluyoruz. Ama tabii ki kolay değil. Yani buradan söylemesi kolay değil. Evet. Doğal bir süreci var tabii ergenlik. Aslında ergenlik kelimesini de ergenler hiç hoşlanmıyorlar. Ben gençler demeyi tercih ediyorum. Bir de klinik ortamda da çokça ergenlerle çalıştığımız için gençlerle onlara da çok kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü hoşlanmıyorlar. Gözlerinde görebiliyorum. Bir de biraz daha fazla muhatap olduğumuz için daha iyi anladığımızı düşünüyorum ben gençleri. Şunu da çok net görüyorum yani. O kadar dinlenmek istiyorlar ki gerçekten. Ama anne babalarının dinlemesi söz konusu olduğunda biraz daha iticiler. Hmm. Anne babayı bu dönem dediğimiz gibi böyle yargılayıp biraz daha ittikleri bir dönem. Ama bu yine anne babayı durdurup şöyle düşünmeye sevk etmeli. Yani burada iki kişiyiz. Burada yetişkin olan benim. Benim daha iyi anlıyor olmam lazım. Ben o ergenlik döneminden geçtim ama çocuğum geçmedi. De dediğimiz gibi her şey aslında küçüklükten başlıyor. Biz her ne kadar ergenlerle iletişimde şuna dikkat edin, buna dikkat edin desek de bu aslında doğumla başlayan bir süreç. Biz iletişimden kastımız genelde konuşmak, söylemek gibi gelse de aslında iletişimin %80'i konuşma üzerine değil. Mimik, vücut dili, duruşumuz, oturuşumuz bunların hepsi aslında iletişim dilimizin bir parçası ve en büyük parçası aslında. Doğduğu zaman mesela çocuğumuz konuşarak bizimle iletişim kurmuyor. Ama iletişim kuruyor değil mi? Ne ile kuruyor? 5 duyu üzerinden duyu iletişimi kuruyor bizimle. Evet. Daha sonra 2 yaşlarında artık o duygularıyla ifade etme, ağlama, öfke krizleri geçirme, mutlu olduğu zaman dans etme. Biliyoruz değil mi çocuğun mutlu, üzüntülü ya da işte öfkeli duygusal iletişime başlıyor. Ergenlik dönemine doğru da o sözel artık öğrenildikçe de sözel de ekleniyor buna ve 3 şekilde aslında devam ediyor kullanmaya. Ama ergenlik döneminde çok fazla ittiği, özellikle anne babaya ittiği bir dönem olduğu için anne babanın artık çocuğu dokunarak sakinleştirmesi biraz daha azalıyor. Çünkü bana dokunma, bana sarılma, işte ben çocuk değilim, öpüp koklama beni diyebiliyor, itebiliyor. Duyusal olarak iletişimden mahrum bırakıyor kendisini. Duygusal olarak da o öfkelendiğinde, sinirlendiğinde, kızdığında eğer anne baba tepki gösterirse, yani sen çocuk musun, niye böyle yapıyorsun gibi tepki gösterirse bu sefer beni anlamıyorlar diyerek duygusal iletişimi de kapatıyor. Sözel olarak da zaten anne babanın geriye neyi kalıyor? Ödevini yaptın mı? Şunu götürdün mü? Getirdin mi? Biraz daha böyle bak şöyle yapsan daha iyi olur. Bu yaptığın yanlış. Biraz daha böyle ders verir bir şekle dönüşüyor iletişim. Burada bile vücut diliyle aynı şeyi vücut dilinizi değiştirerek kullandığınızda farklı mesaj gidebiliyor. Ben size yanımdayken desem ki şunu tamamladınız mı? Nasıl bir ifade olur? Aynı seviyedeyiz. Yanınıza gelip ayağa kalkıp şu şeyi tamamladınız mı desem biraz daha emrivaki gibi olmaz mı? Yani çocuğa evet. da ödev yaparken gelip anne yanına oturup da bunu sorduğunda ödevlerini yaptın mı, ne durumdasın dediğinde farklı. Ayakta söylemesi daha farklı. Ya da kapıyı sert bir şekilde açıp
ne yaptın, ödevini yaptın mı demesi farklı değil mi? Buna evet. da çok şahit oluyoruz. Ya da şunu da söylüyor çocuk, yani ben burada yarım saattir oturuyorum, görmüyor mu? Daha benim nasıl olduğumu sormadı. Gençlerimizin 3 yılı, çok rahat 3 yılı sınav için geçiyor değil mi? 12-18 yaş arası, 1 yıl LGS, 2 yılda YKS ile, hatta bu 3 yıla da sarkıyor. Bu yüzden akademik olarak da aslında aile çok fazla öncelik veriyor çocuğun akademik gelişimine. Bu da çok fazla yıpratıyor aradaki ilişkiyi. Yani çocuk sürekli oturup ders çalışmak zorunda. O 3 yılı çocuğun aslında hayattan zevk almak için ne yapmak istiyorsa onların engellediği bir yıla dönüşüyor. Bu da çatışmaları artıran şeylerden biri tabii ki de. Hocam çok güzel noktalara temas ettiniz. Öncelikle karar vermeden bahsettiniz. Onunla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Bazı anneler, babalar benim çocuğum, benim kızım, benim oğlum bana sormadan hiçbir şey yapmaz. Ve bunu söylerken iftihar ediyorlar, gurur duyuyorlar. Ama siz ne diyorsunuz? Annesine babasına sormadan da karar alabilmeli. Eğer karar verebilme becerisini kazanamamışsa çocuk, annesine sormadan, babasına sormadan ne bir pantolon alabiliyor, ne bir eşya alabiliyor, ne bir yere yazılabiliyor, ne bir kursa yazılabiliyor. Ve bunu artık biz 25-30 yaşına gelmiş insanlarda dahi görüyoruz. Ve bununla birlikte evlilik problemleriyle de karşılaşabiliyoruz. Yani küçük yaşta, yavrucuğum çay mı içmek istersin, su mu içmek istersin seçeneği sunmadığımız çocukların çok 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 ilerleyen yıllarda çok farklı problemlerle karşılaşabileceğini görüyoruz aslında biz böyle tabloya yukarıdan baktığımızda. Yani karar verebilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi çok çok önemli. Ve bununla birlikte şeyden bahsettiniz, o da çok kıymetli bir cümleydi. Hatta bugünkü programın bu zamana kadarki motto cümlesi bile olabilir. Kız çocukları anneyle çatışmaya başladığında, erkek çocuklarıyla da babayla çatışmaya başladığında işte bu durum sağlıklıdır. Bu sağlıklı bir ergenlik dönemidir. Çünkü sorgulaması gerekiyor. Ben babamın aynısı mıyım? Babamda ne var, bende yok? Babamda hangi yanlışları almamalıyım? Değil mi? Artık sorgulamaya daha böyle somutta düşünmeye başlıyor çocuk. Bir de hani daha çok etrafı açıldığı için farklı hayatları da gözlemliyor. Bu işte onu geliştiren kısım. Eğer tamamıyla annesinin babasının tıpkısının aynısı olmak istiyorsa orada bir problem var dediniz. Aslında çocukların çok çok da uslu olması iyi bir şey değil gibi ben öyle anlıyorum. Buradan da hepimize ders olsun. Yani eğer çocuklar birazcık çatışıyorsa burada bir problem yoktur diyebiliriz. Peki hocam bu konuyla ilgili eklemek istedikleriniz var mı? Özellikle ergenlik döneminde gözlemlediklerinizle ilgili. Çünkü siz de özel danışanlarınızla çalışıyorsunuz. Tabii. Ya burada şey çatışma Sümeyye hocamın dediği gibi aslında sağlıklı bir şey. Çatışmayı nasıl yaptığımız önemli. Biz bu maalesef zihnimizde bazı konseptler için bu kötüdür, kesinlikle hiç olmamalıdır gibi bir algı var. Toplumsal hafızamızda böyle bir şey var. İşte çatışmayan bir çift dediğimizde ne güzel hiç çatışmıyorlar. İşte anne babasıyla çatışmayan bir çocuk dediğimizde ne güzel çok uslu hiç çatışmayan bir çocuk. Bu şunu gösteriyor aslında sorgulamayan bir çocuk. Ya da çatışmayan bir çift sorunlarını belki de dile getirmeyen bir çift. Sorunlar dağ gibi yığılmaya başlıyor. Burada çatışma şeklimiz önemli. Ergenlerle aile ilişkilerinde istediğimiz şey de bu aslında. Çocukla çatışmayın, çatışma alanı oluşturmayın değil. Çocukla tartışabilirsiniz ama bunu nasıl yaptığımız önemli. Çocuğu oturup karşımıza alıp onun zihninden geçenleri dinleyebiliriz. Duygularını sorabiliriz. Onun söylemek istediği noktaları anlamaya çalışabilir. Sonra kendi argümanımızla. Şimdi hocam şimdi çatışma anını bir düşünelim, hayal edelim. Anne çok gergin, sinirli. Çocuk muhtemelen annenin artık sabrını tüketmiş. Çocuk da çok sinirli. Zaten bir de işte bahsettiğimiz dönemdeyse ergen de demek istemiyorum hocam. Hoşlanmıyorlar dedi. Gençler demek istiyorum. Bahsettiğimiz aralıktaysa zaten böyle biraz daha agresif hayata karşı, ailesine karşı vesaire. İki tarafta da bir öfke var aslında, gizli bir öfke. Yani o anda sizin söylediklerinizi uygulamak zor olmuyor mu? Ben birazcık izleyicilerimizin sesi olayım burada size. Tabii. Yani dursun, anlasın, baksın. Zor gibi geliyor bana. Tabii ki de zor, kolay değil yani. Bu bırakın anne babayla, diğer kendi arkadaşlar arasında da zor oluyor. Ya da çocuk benimsediği, kabullendiği bir terapistle bile aynı şeyi yaşayabiliyor. Terapist de onunla o şeyi kurmakta zorlanabiliyor bazen. Niye? Etten kemikteniz hepimiz. Biz ailelere burada bir şeyler söylüyoruz ama sanki şey gibi mükemmel bir aile çizmeye çalışıyoruz. Anne babalar hiç hata yapmayacak. Hayır, aslında böyle bir şey yok. Hata yapabiliriz. O an ben gergin olabilirim, öfkeli olabilirim. Bunun bir sebebi olabilir. Ve bunu yanlış şekilde kendimi ifade etmiş olabilirim. Çocuğuma yanlış bir şey söylemiş olabilirim. Yanlış davranmış olabilirim. Aslında aile ortamı gerçek hayatın, dışarıdaki hayatın bir egzersiz alanı, bir fragmanı gibi. Evet. O yüzden aslında orada her şeyi görmem gerekiyor. Yani baba olarak
ben o an çocuğuma yanlış davranabilirim, gergin bir şekilde davranabilirim, sesimi yükseltebilirim. Önemli olan sonrasında benim ne yaptığım. Ben bu hatamın farkına varıp, tabii bunu yapmamak en güzeli olabilir ama dediğimiz gibi insanız, yapma eğiliminde olabiliriz. Diyelim ki ben o an çocuğu dinleyemedim, işte genci karşıma alıp konuşamadım. Kendi söyleyeceğimi söyleyemedim, onun söyleyeceğini de dinlemedim. Yapmam gereken en güzel şey, ilk sakinleştiğim anda yanına gidip, oğlum, kızım, kusura bakma, ben biraz önce bir şeylere öfkeliydim. Bu yaşadığım bir şeyler olabilir, o an kendimle alakalı bir şey olabilir ki çoğunlukla zaten böyle oluyor. Asıl çocuğun yaptığı şey değil de, benim öfkelendiğim şey, ya zaten öfkeli geliyorum eve, dışarıda biri bana kızmış, biriyle sorun yaşamışım. Ya işte çocuğun davranışı sonucunda karşılaşacağım toplumsal baskılar, toplumsal söylemler ya da zihnimdeki o tabular neyse artık yaşadığım sorun. Aslında öfkelendiğim yer orası. Çocuğumu karşıma alıp söylemek istediğim şey şunlar şunlar olduğunda bunlar bunlar oluyor. Bu beni öfkelendiriyor ya da zor durumda bırakıyor. Senden beklediğim şey budur gibi bir şey söylemek istiyorum ama başlıyorum bağırmaya, çağırmaya. Diyelim ki bu oldu. O zaman ilk sakinleştiğim anda gidip, çünkü bu sefer başka bir davranış öğretiyorum. Bak, hata yapabilirim, bağırabilirim, öfkelenebilirim ama bunun da telafisi var. Bak, geliyorum yanına bir baba olarak, bir birey olarak özür dileyebiliyorum. Özür dilemek kötü bir davranış değildir. Çocuğa bunu gösteriyoruz. O an sakinim ben diyelim. Çocuk çok öfkeli. Bu sefer onu fark etmek benim elimde. Eğer ben sakinsem ebeveyn olarak, çocuğun öfkeli olduğunu fark ediyorsam, oğlum, kızım, bir 5 dakika mola verelim. Bir 5 dakika, 10 dakika dinlenelim. Birazcık erteleyelim, ondan sonra konuşalım. Yok, çocuk illa ısrar ediyor, konuşacak. Tamam. Sabredebildiğimiz kadar orada sabretmeye çalışmak. Çocuğun o duygusunu boşaltmasına izin vermek. Bunu yaparken de aslında zihnimize şeyi getirmek. Ya çocuk şu an ben olduğum için değil. İşte ben kötü biri olduğum için değil, ben sevilmeyecek biri olduğum için değil ya da ben işte itiraz edilecek bir şey söylediğim için değil ama tepkisel olarak dönemi gereği böyle davranıyor. O yüzden onu birazcık kendi potamda eritip sonrasında çocuk sakinleştikten sonra hadi gel bir daha bunu konuşalım. Bu beni kırdı, orada duygularımı ifade etmek de çok kıymetli oluyor. O yüzden aslında her davranışımız bir öğreti oluyor. Hata da yapabilirim, bu da bir öğretidir. Hata yapmanın normal olduğunu öğretir çocuğa ama sonrasında bir şey yapmak gerekir. O bir şeyi yaptıktan sonra özür dilemek, gidip çocukla konuşmak, bu sefer çocuk şunu öğrenir. Evet, ben hata yaptığımda gidip bunu telafi edebilecek malzemelere sahip. O yüzden evet zor. Biz burada konuşurken çok ideal bir anne babayı çizebiliyoruz. Ama beklentimiz o değil. Beklentimiz hatalar yapsak da sonrasında bu hatalardan nasıl dönebiliriz? Bu hataları nasıl düzeltebiliriz? Tüm gayretimiz bu aslında. Bireysel olarak kendi hayatlarımızda da aslında bu. Yani biz bunu böyle anlatıyoruz diye bazen danışanlarımız şey düşünüyor. Evde kesinlikle mükemmel şöyle davranıyordur falan. Yok, hepimizin aslında çileden çıktığı, yapmamamız gereken şeyleri yaptığımız oluyor. İşte bugün gelirken daha önceki bir programda bir arkadaşın paylaşımını gördüm küsmekle alakalı. Bazen benim de yaptığım şeyler oluyor. Sonra farkına varıyorum. Ya dur bakalım, bu içgüdüsel olarak bende geliyor. Niye geliyor? İşte kafamda baba olmak, çocuk olmak, baba çocuk ilişkisine dair bazı teoriler var. Ama o an çocuğu unutuyorsun, onun çocuk olduğunu unutuyorsun. Sonrasında ya tamam, gidip yanına, kızım özür dilerim, ben böyle yapmamalıydım diyebilmek, bu da bir şey öğretiyor. O yüzden hocam, kolay ne değil. Ne gibi teoriler var mesela zihnimizde? Biraz örneklendirelim. Belki izleyicilerimiz de kendinden bir şeyler bulurlar. Örneğin ben babayım, tabii ki böyle olacağım gibi bir teoriden bahsediyoruz. Başka neler örnek verebiliriz? Mesela cevap vermeyecek. Çocuk cevap veremez. Değil mi yani? Sus bakayım, sus cevap bakayım. Verme babana gibi. Aynen öyle. Saygısızlıktır çünkü. Evet. Aynen öyle. Ve şey, en iyi ben bilirim. Sen benim söyleme nasıl itiraz edersin? El alem ne diyecek? En büyük şeylerden biri bu. Ben hata yaparsam beni otorite olarak algılamaz. Aynen bu, öyle. Bu belki de en şey, önemlilerinden biri. Yani baba aslında geri adım atmak istiyor ama şimdi ben geri adım atar, hatamı kabul edersem bu sefer bir daha beni otorite olarak görmez. Böyle bir korku da olabiliyor. Olur mu öyle babada. Bir şey hocam? İşte tersten bakalım, böyle olursa ne olur? Çocuk şöyle diyebilir mi? Anne babamın da etten kemikten bir insanmış. Evet, hata yapıyorlarmış ama sonra da düzeltmeye çalışıyorlarmış. Ne çıkarır çocukta, ne geliştirir, neyi geliştirir? Mesela yapılan araştırmalarda çocuk hata yaptığı zaman, ceza verildiğine dair hikayeler okutulduğu zaman çocukların da ondan çok fazla etkilenmediğini, aslında yalan söylemenin ya da hata yapmanın hiçbir etkisi onların hayatında olmadığını görüyoruz. Ama çocuklara daha çok yaptığı hatayı düzelten davranışlar sergilenen hikayeler okuduğunda çocuğun bunu hayatına alarak bir hata yaptığı zaman
bunu telafi edebileceğini daha gerçekçi olarak oturttuğunu görüyoruz. Hı-hı. Gerçek hayatta da zaten biz çocuklarımıza model olmaya çalışmıyor muyuz? En önemli görevimiz bu değil mi anne baba olarak? Ben o zaman kendimi mükemmel olarak göstermekten ziyade ben de burada zorlanıyorum. Çünkü anne baba da zorlanıyor. Anne baba da önceden okul öncesi çocuğun anne babasıydı. Daha sonra okul dönemi çocuğun anne babası oldu. Hiç hayatında ergen çocuk annesi babası değilken birden şak diye ergenlikle birlikte ergenliğe biz insanın ikinci doğuş dönemi diyoruz. Birden şak diye o çocuğunuz değişiyor. Bu anne babayı da şok eden bir durum. Ben bu durumda ne yapacağım? Anne babanın da aslında çaresiz olduğu bir durum. Biz zaten aslında Enes hocamla da onu konuştuk. Yani çok böyle üstten bir üslup olsun istemiyoruz. Yani uzmanlar geldi bunları söylüyor. Biz bunları yapalım değil de evet. Daha çok bu dönemin normalize edilmesi taraftarıyız. Yani belki de bu tarz konuşmalar daha çok akademik olmalı. Biraz daha ailenin iç dinamiklerine bırakılmalı. Ergenleriyle nasıl mücadele edebileceği. Ama tabii mücadele demek de yanlış. Mesela bu benim için yanlış bir kelimeydi. Ne kadar negatif gördüğüm belki de buradan çıkarılabilir. Biraz daha aile dinamiklerine bırakılmalı. Çünkü her ailede kendine özgü bir karakteri vardır. İki kız kardeş, mesela ikiz kardeşler, ikiz erkeklerle evlendiğini düşünelim. Ailelerinin içine girip şöyle 24 saat gözlemleyebilsek, ikisi de farklı bir aile ortamındadır. Çocuklarını farklı eğitirler. Birbirlerine karşı ilişkileri farklıdır. Bu neden? Halbuki ikisi de aynı ortamda büyüdü. Ama büyüyüp evlendiği zaman insan bambaşka kültürden biriyle aynı evi paylaştığı zaman bambaşka bir kültür ortaya çıkarıyor. Dünyanın en garip, en tuhaf şeyi ailedir diye bir söz var. Çünkü aileler hem dışarıya kapalıdır. Çocuk büyürken sanar ki bütün aileler böyle. Bu normalize eder kendisini. Hı hı. Daha sonra büyüdüğünde, evlendiğinde de o normalliği taşımaya çalışır ailesine. Ama başka biri de kendi normalliğini getirmiştir. Öyle olunca arada kendileri başka bir normallik üretirler. Bambaşka bir şey çıkar ortaya. O yüzden her aile kendi içinde aslında aynı sorunları farklı derecede çözmeye çalışır. Biz belki onlara bunun ne kadar normal olduğunu gösterebiliriz. Çok bunaldıkları yerlerde tabii ki araştıracak insanlar, tabii ki uzman görüşlerinden faydalanacaklar. Bazen yeri geliyor, çocuk normal bir süreçten gitmeyebiliyor. Belki biyolojik, bazı çevresel etkenlerle aile bireylerinde bir sıkıntı olabiliyor ve bu ilişkiyi artık çıkmaza çevirebiliyor. Bu noktalarda tabii uzman desteği çok çok önemli ama genellikle gidişata bakarken lütfen şunu söylesinler. Bu benim içime ne kadar siniyor. Biz tamam uzmanız ama biz de maalesef çocuk gelişimi, işte ergenlik dönemi bu tür yapılan araştırmaların çok büyük oranı %80, %90'ı hep batı kaynaklı. Biz hep batıların istatistikleriyle konuşuyoruz. Hı-hı. Onları öğrenerek kendi kültürümüzde ne kadar çalışma yapılmış, belki 10 tane yabancı yapılmışsa bir tane Türkiye'de yapılmış çalışma bulabiliyoruz. O yüzden bizim elimizdeki bilgiler de biraz daha tahmini üzerine ilerliyor. Hı-hı. Ve batının etkisinde olarak ilerliyor. Biraz daha insanın kendi ailesinin içine bakıp dediğim gibi bu süreci kendisine adapte edebilmesi daha kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Her şey de öyle değil mi hocam? Sağlıkta da öyle aslında. Belirli önerileri uzmanlar hep sunuyorlar ama herkes kendi şartlarına göre onları süzgeçten geçirerek hayatını uygulaması gerekiyor. Herkes biricik, parmak izimiz kadar özeliz diyoruz hep. Ailemiz de öyle. Hakikaten çok güzel anlattınız. İki farklı aileden gelen kişiler bambaşka bir aile kuruyorlar ve onların da evlatları yine bambaşka aileler kuruyorlar. Yani her ailenin dinamikleri kendine özel. Ve sizin burada sunduğunuz önerileri de herkes kendi ailesine göre, kendi çocuklarının durumuna göre, psikolojik durumuna göre, fizyolojik durumuna göre alıp uygulayacaklar. Ama dediğinizde bir yerden daha bahsettiniz. Bazen ebeveynler yani daralıyorlar gerçekten. Kolay değil ebeveynlik ve bir uzmandan böyle bir şey duymak istiyorlar. O yüzden çok kıymetli söyledikleriniz. Çünkü bunun üzerine araştırmalar yapıyorsunuz, çalışmalar yapıyorsunuz, birçok insanın hayatına şahitlik ediyorsunuz. En azından güvenilir bir şeyler duymak istiyorlar ebeveynler. O yüzden söylediklerinizin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi de süzgeçten geçirerek uygulamak gerekiyor. Ebeveynler de bazen uzmanları dinlerken canım bunlar da o hayal dünyasından bahsediyorlar diyorlar. O yüzden çok güzeldi yani değindiğiniz noktalar. Teşekkür ederim. Şimdi araya az bir vaktimiz kaldı. Ebeveyn tutumlarından ilerleyen dakikalarda da devam edelim istiyorum ama ergenlik dönemine girmeyi çocuğumuza nasıl anlatabiliriz? Biraz da bundan bahsedelim. Yani
fizyolojik çok fazla değişim var. Kendileri de bu değişime adapte olmakta zorlanıyorlar. Aynaya baktıklarında kendilerini beğenmeyebiliyorlar. Psikolojik anlamda da çok farklı değişiklikler var. Kendileri de bocalıyorlar. Dedik ya, bazen çok yükseliyorlar, bazen iniyorlar gibi. Ve farklı şeyler de yaşıyorlar. Nasıl izah edelim evlatlarımıza ergenlik dönemine girdiklerini Enes Hocam? Aslında buna girmeye yaklaştığını fark ettiğimizde yavaş yavaş ön bilgilerini vermek lazım. Sürpriz olmaması lazım çocuğa. Hı hı. Çocuk ergenlikle alakalı, sosyal ilişkilerle alakalı, fizyolojik, biyolojik ya da cinsel gelişimle alakalı şeyleri her yerden öğrenebilecek bir çağdayız aslında şu an. Evet. Yani ellerindeki telefonlarla girip öğrenemeyecekleri hiçbir bilgi yok. Ama doğru kaynaktan sağlıklı bir şekilde öğrenmek var. Bir de suya atıp çocuğu yüzmeyi boğulma riskiyle öğretmek var. Burada bizim tavsiyemiz, yaklaştığını fark ettiğimiz anda ebeveyn olarak çocuk yavaş yavaş çocukluktan çıkıp artık ergenliğe yaklaşıyor. Bu çünkü Sümeyye Hocam'ın dediği gibi çocuktan çocuğa giriş tarihi değişiyor. Evet. Yani her çocuk 11'inde 12'sinde ertesi gün şeye girmiyor ama ön izlerini görüyoruz. İşte yavaş yavaş soruları değişiyor, çocuğun bakış açısı değişiyor, ses tonu değişiyor, öncül belirtileri oluyor. Burada önce kendimiz o çekinmeyi, utanmayı bir kenara koymamız lazım. Çünkü ebeveynler olarak biz de utanıyoruz. Ya ben şimdi çocuğuma bunu nasıl anlatacağım? Evet. Çünkü orada anlatacağım dediğimiz şeyde artık çocuğun cinsel gelişimi de var. Ve bu bizim için korkutucu bir şey olabiliyor. Yani çocuğa ben bunu nasıl anlatacağım, nasıl izah edeceğim? Ya da fiziksel gelişimini anlatırken işte özel bölgeleri gelişiyor, oranın anlamı değişiyor artık. Karşı cinsle ilişkiler değişiyor. Sosyal ilişkileri değişecek, kendi arkadaşlarıyla olan muhabbetleri değişecek. Bütün bunları anlatma noktasına geldiğimizde kendimiz de kaygılanabiliyoruz. Bir öncelikle bu kaygılardan bir arınmak lazım. Çünkü kendimize şunu hatırlatmamız lazım. Bu çok doğal bir hal. Yani çocuğu okula hazırlarken ilk ana sınıfına, kreşe, ilkokula nereden başlayacaksa çocuk alıp karşımıza anlatıyoruz. Bak oğlum, kızım, okul dediğimiz şey böyle bir yer. Öğretmen diye biri olacak başınızda. İşte arkadaşların olacak, sen zaman zaman oyun oynayacaksın. Zaman zaman öğretmen bir şeyler anlatacak. Nasıl bunu doğal karşılayıp çocuğa bunu hazırlıyorsak aslında ergenliğe de öncelikle daha rahat hissettiğimiz, oğlum bak sen artık yavaş yavaş büyüyorsun, ergen oluyorsun. Ergen demek işte çocukla yetişkin arasındaki geçiş süreci, artık büyük bir yetişkin olmaya başlayacaksın, kendi iraden olmaya başlayacak. Daha kuvvetli bir iraden diyelim daha doğrusu. Çünkü çocukluk çağında da kendi iradeleri oluyor çocukların. Ya da kızım bak büyüyeceksin, artık fiziksel olarak bir şeyler de değişecek sende. Noktasından başlayıp aslında belki fizyolojik noktadan başlamak. İşte çocuk fizyolojisi nasıldır? Tabii bunu bir uzman gibi oturup çalışıp böyle saatlerce çalışmamıza gerek yok ama kabaca kendi bildiğimiz kadarıyla, kendi gözlemlediğimiz kadarıyla, çocuğun gözlemleyeceği kadarıyla belki oradan başlayıp sonra sosyal ilişkileri nasıl etkileyeceği, arkadaşların arasında senden daha geç giren ya da senden daha önce girenler olabilir. Bu zaman zaman arkadaşlar arasında böyle bir üstünlükmüş gibi görülebilir ya da sosyal bir baskı gibi olabilir. Nasıl ki çocukken işte daha iyi futbol oynayan, oynamayana baskı yapıyorsa burada da böyle bir şeyle karşılaşabilirsin. Bu kötü bir şey değildir. Vücudunda değişiklikler olacak. İşte erkek çocuğunda kıllanma olacak. Bu senin çirkin olduğun bir anlamına gelmez. İşte göğüs gelişimi senin işte farklı bir varlık olduğun anlamına gelmez. Bu sadece normal, doğal. Annen nasıl anne oldu? Ben nasıl işte baba oldum? Ya da işte bir yetişkin bir erkek, yetişkin bir kadın olduk. Bunlardan bahsedip sonra belki cinsel gelişimden bahsedilebilir. Artık o özel bölgelerin ne anlam ifade ettiği. Zaten çocuklara çok erken yaşlarda özel bölgesinin koruması gereken, önemli olan bir bölge olduğunu, bunun kendisinden başka kimsenin aslında belki yaşa göre anne ya da işte bakım veren kimse orada, onlar dışında kimsenin bakmaması, dokunmaması gerektiğini zaten vermemiz gerekiyor. Ergenlik döneminde bunu birazcık daha geniş kapsamlı anlatmak gerekiyor olacak. Bu noktada zorlandıkları anda doğru kaynaklardan nasıl yapabilirim mi aileler araştırabilir, bakabilir, buradan destek alabilir ama temelde kendilerinin başlatması, yani götürüp birine ya bu ergen olacak gidin bunu anlatın demek yerine benim başlatmam çok daha iyi oluyor. Sürpriz olmasın çocuk için çünkü sürpriz çok daha travmatize ediyor. Yani ön anne bilgi babayı... o zaman önceden söylemek gerekiyor o döneme girmeden önce. Peki hocam, şimdi önümde notlar var. Ergenlik döneminde çocukların özellikleri diye. İlgimi çeken birkaç maddeyi paylaşmak istiyorum. Dağınık ve düzensizdirler. Annelerin, babaların en çok şikayet ettiği durum herhalde. Özellikle erkek çocuklarında çok fazla gözlemleniyor. Sosyal medyada da soru kutucuğu bıraktığımda ergenler neden bu kadar dağınık, biz onları anlamıyoruz diyor ebeveynler. Ne dersiniz bu konu hakkında? Yine o da beynin
beyin gelişimine ben bağlayabilirim belki de. Çünkü biraz daha çocuğun önceliklerini belirlediği, o ön lob dediğimiz işte karar verme, planlama da buna dahil. Çocuğun belki gününü planlayamaması, önemsememesi, onun kendisi kendi hayatına yapacağı etkiyi fark edememesi. Bunun sosyal medya ağı da var. Yani çocuklarımız ergenlik döneminde biliyoruz ki aileyi dinlemekten ziyade sosyal medyada örnek gördüğü şeyleri daha çok hayatına alma taraftarı. Bunlar eğer sosyal medyada önüne çok önemli bir şey olarak konmuyorsa zaten onlar için sıkıntı değildir. Ailesi de niye abartıyordur ki? Sonuçta kendi odası, ha kıyafet orada durmuş, ha dolapta durmuş. Onun için bir farkı yok. Onun değer verdiği şeyler çok daha farklı. Yani odasının derli toplu olmasının bir ergene ne katkısı olabilir? Bunun mantığını oturtmadığınız zaman kafasında onun için hiçbir değeri yok. O zaman daha ilerleyen yaşlarda bunun hayatını ne kadar kolaylaştırdığını, güzelleştirdiğini fark ettikçe mi bu sorumluluğu kazanabiliyor? Bir de şu da var, o çocuk neden toplamıyor? Acaba kafası mı karışıyor dağınık gördüğü zaman? Yani belki dikkat sorunu var çocuğun. Biz DEHEB'i, dikkat eksikliği, hiperaktiviteyi Türk çocuklarda çok daha fazla görüyoruz. Bu da çok ilginçtir. Dünya oranlarından daha fazla Türkiye'de oran. Neye bağlıyorsunuz hocam? Var mı bir yorumunuz peki? Çevresel etkenler de tabii bunu artırıyor. Çünkü şunu biliyoruz ki sorunlu çocuklar bile çok dengeli ailelerde sorunu çok hafif atlatarak daha yaşanabilir bir doza çekebiliyor. Ama biraz daha aile bunu fark etmiyor, önlem almıyor, bir şeyler yapmıyorsa sorunun daha da büyüdüğünü görüyoruz. Belki patolojik olmayacak, çocuk bir iki ebeveyn desteğiyle geçirebileceği bir süreci belki patolojik bir duruma getirebiliyor zamanla. Mesela odaklanmayı ele alabiliriz. Çocuğun odaklanamadığını fark ettiğiniz zaman anne baba odaklanma üzerine kendi başlarına bile çalışmalar yapabilirler. Mesela DEHEB'li çocuklarda program yapmak, işte plan yapmak, ona göre hareket etmek onlar için çok belirleyici farklılık yaratır. Siz bunu çocuğun hayatına koyabiliyorsanız o düzeni sırasıyla yapmayı, işte bunları not etmesini, hayatına sokmayı, o zaten zaman zaman artık şeyi öğreniyor. Yani benim bir gün içinde şöyle şöyle planlayabilirim. Belki hedefinde onun da odasını toplamak var ama işlerini o kadar sarkıtıyor, o kadar süresini kestiremiyor ki ona bir tek alan bırakamıyor mesela. Evet, onun da gündeminde aslında bugün bu odayı toplayalım var belki. Ama işte derse odaklanamıyor, onu süründürüyor, başka şeyler etkili oluyor. Tam odayı toplayacak arkadaşı arıyor, onunla bir saat muhabbet ediyor gibi. Eğer ki bir program yapmayı ve onu uygulamayı öğrenmediyse çocuk zaten fırsatı da olmuyor. Böyle hocam, bir sorun mu var acaba? Şimdi kendimi o gencin yerine koydum da odamdayım. Odam dağınık, işlerim var, ödev yapmam lazım, bilgisayar oyunu oynamak istiyorum, arkadaşıma telefonla konuşmak istiyorum, belki telefonum yeni oldu, onun hevesiyle mesajlaşmak, konuşmak istiyorum. Bir yandan annem odanı topla diyor, ders çalıştın mı diyor, birileri benimle konuşsun çünkü ben duygusal olarak çok karmaşık hissediyorum. O ergenin hali de çok zor yani. Orada ebeveynlere evet rol modellik, işte çok sorumluluk düşüyor. Hakikaten anlayışla yaklaşması lazım. Siz programın ilk dakikalarında siz büyüksünüz. Hani ebeveynler büyükler ve anlayışla yaklaşması gereken ilk onlar dediniz. Hani sen büyüksün. Hep derler ya böyle bir telkin edilir. Sen büyüksün yavrucuğum, sen şöylesin diye. Hakikaten burada da onu öyle bir yaklaşım olması gerekiyor ebeveynlerin. Olabildiğince sabırlı, haklı olsalar dahi, çok tereddütlü, korksalar dahi çocuğun gelişimiyle ilgili olabildiğince sabırlı yaklaşmak lazım, temkinli yaklaşmak lazım. Dikkat eksikliğinden bahsettiniz. Çok önemli bir konu. Eğer fark edilirse çevresel faktörle önüne geçilebileceğinden ve düzelebileceğinden bahsediyorsunuz. Çok klinik vaka olarak, klinik olarak çok ağır değilse eğer, yani biraz daha çocuğa planlı olmayı öğretebiliyorsanız biraz daha hafif olarak bunu kendisi dengeye sokarak devam edebilir. Evet, zaten diyelim biraz hep denir ya hocam, her hastalıkta erken teşhis hayat kurtarır. Özellikle kanserde çok denir evet, yani. Zaten her şeyde böyle dikkat aslında. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda da yani ilaç kullanıyoruz. Kullanması tavsiye ediliyor ama daha çok beceri kazandırmaya çalışıyoruz o süreçte. En çünkü altından kalkabileceğimiz noktada bize yardımcı olacak şey beceri kazanması. Kişinin bununla mücadele etmesine yönelik farkındalık bile bazen çok değiştirebiliyor. Yani ben odaklanamıyorumu biliyorsa eğer çocuk, o bile onun için başlangıç noktası olabiliyor. Bir de mesela diyelim ki çocuk odasında dağınık, anne kapıyı açtı. Bu oda niye böyle dağınık? Topla şu odayı.
bunun çocuk üzerindeki etkisi yine geldi hayatıma müdahale etti gitti. Ona ne benim odamın dağınık olmasından diye çok rahat bir çıkarım yapabilir. Ama aynı anne kapıyı açsa, içeri girse, biraz otursa, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, sadece soru sorsa, bu kadar dağınık olması odanın seni rahatsız ediyor mu gibi birkaç soru üzerinden o odanın dağınık olduğunu çocuğuna söyleyip aslında sorularla anlatıp çıkıp gitse belki o çocuk arkada sorgulamaya devam edecek. Çünkü anneden babadan çocuğa direkt bir yorum geldiği zaman çocuk bunu hayatıma karışılıyor diyerek algılıyor. Ama böyle bir yorum sosyal medyadan gelse onu alıp kabul ettim, uyguluyorum diyor. Zaten anne babaya çok karşı olduğu bir dönem diyoruz ya, kendi kimliğini oluşturma dönemi. Burada aile babaların, anne babaların yapabileceği en güzel şey çocuğa soru sormak. Soru sorduğunuz zaman biraz daha o fitili ateşlemiş oluyorsunuz. Ondan sonrasını biraz daha izleyip görmek lazım. Ya da anne baba konuşurken nasıl konuşuyorlar diyoruz ya, bu çocuklar duygusal zihinleriyle hareket ediyorlar. Evet. Anne şunu da diyebilir, sen böyle karışık bir ortamda olduğun zaman ben çok rahatsız oluyorum. Evet. Kendimi kötü hissediyorum. Kendimi yetersiz bir anne olarak hissediyorum. Çocuğuna odayı toplamayı öğretmemiş olduğumu düşünüyorum gibi bir yorum da yapabilir. Ben dilini kullanarak çocuğa kendi duygusuyla o odanın ona ne hissettirdiğini anlatarak başlangıçta yapabilir. Evet. Bir de burada... Hocam burada bir virgül koyalım. Aradan sonra bu konudan devam edelim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından tekrar sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aile çatısında bugün ergenlik dönemindeki gençlerimizi nasıl anlamamız gerektiğini konuşuyoruz. Aradan önce ergenlik döneminde gençlerde görülen psikolojik, fizyolojik ve sosyal değişimlerden bahsettik. En son ergenlerimizde sıklıkla duyduğumuz, özellikle erkek çocuklarımızla, bu çocuk neden bu kadar dağınık dediğinizi duyar gibiyim ebeveynlerin, sıklıkla duyuyoruz. Bunun sebebini konuşuyorduk. Hocalarımız çok değerli bilgiler paylaştı. Yarım kalmıştı. Şimdi oradan devam ediyoruz. Sizler de merak ettikleriniz olursa veya bizlere katkı sağlamak isterseniz ekranda gördüğünüz numara üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Keyifli seyirler diliyorum. Evet hocam, bu çocuk neden bu kadar dağınık demiştik ebeveyn sesiyle. Ve hocamızın sorumluluk almaları gerektiğinden, küçük yaşlardan itibaren sorumluluk becerisi, karar verebilme becerisini kazanması gerektiğinden bahsettik aradan önce. Bunun da yine aslında dağınıklıkla, toplu olmakla alakalı, dikkat eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Çocuk belki odaklanamıyordur, önemli olduğunu bilmiyordur, önemsiz görüyordur gibi birkaç sebep saydınız. Hocamın da ekleyecekleri vardı. Buyurun Enes Hocam, oradan devam edelim. Teşekkürler. Aslında hocamın dediği gibi o sorumluluk verme noktası çok kıymetli oluyor. Burada birazcık çuvaldızı da kendimize batırmak da gerekiyor. Aslında ebeveynler olarak biz de sabredemiyoruz. Neye sabredemiyoruz? O odanın öyle dağınık kalmasına sabredemiyoruz. Doğal olarak çocuk aslında yaptığı davranışın doğal çıktısıyla karşılaşamıyor. Bu diğer sorumluluk alanlarında da böyle. Yani benim odam dağınık olursa ne olur? Aradığım şeyi bulamayabilirim. Arkadaşım geldiğinde odam toplu olmaz. Toplu olmadığı için onlara rezil olabilirim. Fakat bütün bunlara gerek kalmadan bir anne ya da bir baba zaten çocuğun arkasını topluyor. Evet. Oda dağınık, işte kirliler bir yerde, temizler bir yerde. Şimdi bunun sebeplerini hocam çok güzel anlattı. Zihni karışık, bedeni karışık, aslında çocuğun her şeyi dağınık. Evet. Doğal olarak odası da dağınık oluyor ama o sorumluluğu da almaya ihtiyaç duymuyor. Yani benim kitaplarım yerdeyse annem topluyor. Benim kıyafetlerim yerdeyse annem ayırıyor, temizi kirliden ayırıyor, yıkıyor. Burada ben klinikte genelde ailelere söylediğim şey annelerin hoşuna gitmiyor. Onlara dediğim şey, yılda iki kere odaya girme hakkınız var. Bir, bayram temizliği, iki, bahar temizliği. Onun dışında çocuğun odasına girmeyin, ergen olan bir çocuğun. Burada... Hocam bir dakika, bir bahar temizliği, bir de bayram temizliği dışında girmesinler, evet, mi bebeğine? Girmesinler. Niye girmesinler? Hani sorumluluk, sorumluluk, sorumluluk diyoruz ya. Sorumluluk böyle veriliyor. Aslında şimdi kendi geçmişimizi düşünelim, kendi çocukluklarımızı düşünelim. İzleyicilerimiz de kendi çocukluklarını, ergenliklerini düşündüklerinde ne yapıyorduk, ne gibi sorumluluklarımız vardı? Ekmeği biz alıyorduk. İşte babamız fiş toplamamızı istiyordu. Gidiyorduk bakkal bakkal gezip fiş topluyorduk. Faturaların yatırılması gerekiyordu. Babamız elimize işte 50-100 lira veriyordu. Gönderiyordu faturayla beraber bizi. Fiziksel bir mekana gidiyorduk. O mekanda sıra bekliyorduk. Parayı ödüyorduk. Üstünü alıp geri tamamını babamıza getiriyorduk. Hı hı. Doğal olarak hayat içerisinde sorumlulukları öğreniyorduk. Şimdi faturayı telefondan ödüyoruz. Siparişi telefondan veriyoruz.
çocuk ne çok biz bile bunların hiçbirini yapmıyoruz artık. Ha, bırakın biz çocukları. Bile yapmıyoruz. Biz evet. bile yapmıyoruz. Şimdi çocuklar doğal olarak sorumluluk alamıyorlar. Ödevlerimizi yapmadığımızda öğretmenlerimiz her ne kadar güzel bir uygulama olmasa da kulağımızı çekiyordu. Bize cezasını veriyordu. Her Hocam ne kadar... şu an hiçbir ceza uygulanmıyor mu ödev yapılmadığında? Birçok okulda olmuyor. Hatta ebeveynler ceza alıyor. Yani çocuk ödev yapmadığında öğretmen anneyi arayabiliyor. Bu tüm öğretmenler için, tüm okullar için geçerli değil ama çok sıklıkla karşılaştığımız bir sorun olduğu için bunu söylüyorum. Çocuk sorumluluğunu alamıyor. Aynı şey oda için de geçerli. Şimdi çocuk kıyafetini, kirli kıyafetini, kirli sepetini atmazsa, anne gidip onu onun yerine alıp oraya koyarsa çocuk hiçbir zaman temizlenmenin önemini öğrenemeyecek. Halbuki anne onu bir bıraksa, çocuk bu oda bundan sonra senin oğlum, ben bir bayramda bir de bahar temizliğinde gireceğim buraya. Ama kirliyi sepete atmasan temizlenmez. Yani hocam çocuk dağınıklığın, kirli olmanın olumsuz bir şey olduğuyla yüzleşmezse neden Aynen. derli toplu olmak istesin ki değil mi? Aynen. Anne her zaman arkasını toplarsa, o için o durumda bulunmazsa çocuk hiçbir zaman da bunun bir ihtiyaç olduğunu fark etmeyecek. Aynen, öğrenememiş olacak. Aslında biz iyilik yaptığımızı sanarak öğrenmesine engel oluyoruz çocukların. Aman canı yanmasın, dikkatli koşsun, düşmesin, işte hata yapmasın, dersinden zayıf almasın. Yani şunlar çok zaman zaman duyduğumuz şeyler. İşte çocuğun yerine işte ödev yapmak. Şimdi öğretmen bunu anlamıyor mu? Anlıyor ama bir şey diyemiyor. Ebeveyn de demesini beklemiyor belki. Ama çocuk o zaman şununla karşılaşmıyor. Yaptığım ya da yapmadığım bir şeyin karşılığını almayı ben 25 yaşında öğreniyorum. Yani ilk defa 25 yaşında düşüyorsam nasıl ayağa kalkacağımı bilemem. Ama ilk defa 5 yaşında düşüyorsam nasıl ayağa kalkacağımı çok daha erken bir dönemde öğrenmiş olurum ve çok daha küçük bir düşüş olmuş olur. Yani sorumluluğun karşılığını ben ilk 25 yaşında askere gittiğimde yatağımı toplamamanın cezasını komutandan dayak yiyerek öğrenirsem bu çok ağır bir bedel olur. Onun yerine 15 yaşında arkadaşım evime geldiğinde ya kanka burada bir koku var ya ne var falan dediğinde ya da kirli bir tişörtle okula gitmem gerektiğinde öğrendiğimde çok küçük bir bedel olmuş olur. Bir sonrakine bunu yapmamaya başlarım. Biz iyilik yaptığımızı sanarak sabretmeyerek, dayanamayarak onu aslında topluyoruz hemen etrafını. O yüzden bence ebeveynler olarak bizim de kendimize bazen bir çuvaldızı batırmamız gerekiyor. O çuvaldızı ben bir de öğretmenlere batırmak istiyorum. Buyurun. Çünkü anaokulunda bile mesela çocuğa öyle bir aktivite veriyor ki mükemmel yapmadığın zaman kötü görünecek bir aktivite. Ya da herkesin aynı şeyi kes yapıştır aktivitelerinde bile kesme düzgün olsun diye öğretmen yapabiliyor. Eğer sınıfın bütün resimlerini masanın üzerine seçip koyup da çocuk kendisini fark edemeyecek kadar birbirine yakınsa orada çocuğa kattığı hiçbir şey yok. Tam tersine ben mesela şöyle bir geri dönüş almıştım çocuğumdan. Anne ben güzel çizemiyorum diye öğretmenim çizdi atı mesela. Öğretmeni bunu mu öğretti benim çocuğuma? Yani özgüvenini biraz daha zedeleyerek mi gönderdi o gün eve? Ya da ödev konusunda mesela annelere ben şunu söylüyorum. Özellikle anneler başındadır ya çocuğun yap yap diye. Siz niye ödeve karışarak çocuğunuzla arasındaki ilişkiyi zedeliyorsunuz? Ödev öğretmenle öğrenci arasındaki bir sorundur. Hı hı. Anne ile baba ile alakalı değildir. Yapmazsa eğer öğretmen cezasını veriyorsa verir, kızarsa kızar. Yapıyorsa da aynı şekilde getirisini de öğretmen değerlendirir çocuk için. Siz her zaman düzenli yapıp gönderdiğiniz zaman da öğretmen bir yerden sonra şunu da söylüyor. Demek ki bu ödevler yetişebiliyor. Çok olsa da yetişebiliyor. Burada negatif bir mesaj da veriliyor. O yüzden anne babalara ben şeyi söylüyorum. İlişkinize ödevi katmayın. Bu sizi yıpratır. Bu öğretmenle öğrenci arasındaki bir sorumluluktur. Bırakın hı hı. kendileri arasında çözsünler. O öğretmen çocuğa ödevini yaptıramıyorsa o oturup düşünsün. Ben nerede hata yapıyorum da bu çocuk ödevini yapmadan geliyor diye. Hani fragman dedik ya. Nasıl ki ben işte bir sorun yaşadığımda çocuğum gidip benim işverenimle bunu çözmüyorsa ben de aslında öğretmenle o bağa girmemem lazım ya da odasının sorumluluğuna girmemem lazım. Çünkü öğrenme deneyimleri bunlar, fırsatları aslında. Yani o krizlerin hepsi bizim için birer fırsat oluyor ya. Bu da aslında ergenlik döneminde büyük bir fırsat. Çünkü çok büyük bir kriz var. O krizi nasıl değerlendireceğimiz, bizim ilerleyen süreçte neler elde edeceğimize, ne kadar sağlam bir zemine sahip olacağımıza yön veriyor. O yüzden iyi niyetle yapılan bu hataları azaltabilmek lazım. Çünkü oradaki niyetimiz ya çocuğum kirli bir kıyafetle gitmesin. İşte odası düzenli olsun ki işte parasını ya da işte eşyasını kaybetmesin oda içerisinde. Ona zaman ayırmasın. Kaybetmesin. Halbuki kaybetsin. 3 gün, 5 gün kirli kıyafetle gitsin. Birisi şöyle bir kötü bir baksın.
doğal sonuç bu. Yani nasıl ki ben ama dışarıda... Ama şey demeyecekler mi hocam, annesi ilgilenmemiş mi? Zaten okula onu böyle kaldırabiliyor göndermiş mu anne, değil aynen mi? Dün bir devlet kurumundaydım. Yan tarafta anne çocuk konuşuyorlardı. Çocuk tahminim 4 yaşlarında, tam da göremedim. Bakıp da rahatsız etmek de istemedim. Anne dedi ki, etrafına bir bak. Senin gibi kendine yere atan çocuk var mı? Sen bebek misin? Kalk yerden. Şimdi çocuğa ne diyor? Bak, sen kendini başkalarıyla kıyaslayabilirsin. Çünkü ben seni kıyaslıyorum başkalarıyla. Ve bak, bu hareket sana yakışmadı. Bu bebeklerin yapacağı bir hareket. Küçümsenecek bir şey yaptın şimdi. Bu şekilde büyüttüğümüz zaman zaten çocuğu, sonra ergenlikte de diyoruz ki, sen niye arkadaşlarından bu kadar etkileniyorsun? Arkadaşların işte uçurumdan atlasa sen de arkasından gelecek misin? Çok klasik bir şekilde anne baba lafıdır ya bu. Onlar evet, uçurumdan atlasa sen de mi atacaksın kendini? Ben böyle yetiştirdim zaten çocuğumu. Ne bekliyorum ki? Karşılığında ne bekliyorum? Ben onu kıyasladım bugüne kadar. Kaç aldın? Sınıfta en yüksek alan kimdi? Sen niye bunu notu aldın demenize hiç gerek yok. Yani çocuğunuz size 80 aldım dese, en yüksek kim aldı dediğiniz zaman 80'i bile küçümsemiş oluyorsunuz zaten. Evet. Ve bu çocuklar sonra ne oluyor? Sınav yılında mesela maalesef çokça duyuyorum. Arkadaşlarıyla aralarını mesela çalışma ilişkisine çeviremiyorlar. Beraber oturalım, ders çalışalım'a çeviremiyorlar. Evet. Çünkü diyor ki, ben o arkadaşımla rakibim. Evet evet. Sınava hocam gireceğiz ve biz yarışacağız. Benim önüme geçmesini istemiyorum. Niye ben onunla oturup çalışayım? Çünkü şimdiye kadar eğitim sisteminde, aileden de, okuldan da çocuğun mesela notlarının sınıfta yüksek sesle okunması çok büyük bir haksızlıktır çocuğa. Hiçbir çocuk notunun iyi de olsa, kötü de olsa diğer arkadaşlarıyla paylaşılması kesinlikle çocuğun hakkına riayet edilmediğini gösterir. Burada da yine öğretmenlere çuvaldızı batıralım. Bunu yapmamaları gerekiyor. Bir çocuk düşük alabilir, özgüveni zedelenebilir, yüksek alıp sonraki performansını etkileyebilir. Ben nasılsa 90 küsur aldım, ne gerek var bir dahakine çalışmama. Ya da sınıf içinde o sesli bir şekilde söylediğinde o hazzı yaşayınca evet, doyacak belki de, devam etmeyecek. Başarıdaki belki hedefi, amacı da etkiliyoruz. Şu da olabiliyor, bu sefer 90 aldım, ondan önce de 90 aldım, ondan önce de 90 aldım. Benim bu sınavda daha yüksek yapmam gerekiyor. Bu yükseğin, o yüksekte tutabilmek de çok büyük bir stres çocuk için. Bu sefer üzerine ekstra bir yük de veriyorsunuz. O çocuğa çıksa 50 dese öğretmeni bir sınavda, bütün sınıf aha olacak. Ya da işte 80 dese bile şok olacaklar. Sen nasıl böyle düşük aldın? O yüzden mi hocam mesela 90-95 aldığında ağlayan çocuklarla karşılaşıyoruz? Hep sınıfın en önünde otururlar ya. Birisi mesela 70 alır sevinir, diğeri 90 alır üzülür. Çünkü 98'lerde mesela hep alışmıştır bu zamana kadar. 90'la mutlu olmayı öğrenemiyor çocuk o zaman. Bazen şöyle bir şey de oluyor. Orada çocuğun sadece alışması değil de aile sisteminde de patolojik bir şey olabiliyor. Şimdi 95 alıyor, niye 100 değil? 99 alıyor, niye 100 değil? Aslında burada mükemmelliyetçi işte değeri oraya vermek aslında. Yani sen bunu yaparsan değerlisin. Çocuk 80 alsa da değerli, o dersi yapamasa da. Çünkü yapamamasının bir sebebi vardır. Yapabiliyor olmasının da bir sebebi vardır. Ya çalışmıştır, ya çalışmamıştır. Ya o alanla ilgisi yoktur. İlginiz olmayan bir alanı düşünün. İzleyicilerimiz de düşünsünler. Yapamıyorum yani, ilgim olmayan bir alanda o benden beklenen bir başarı varsa ona ulaşamıyorum. Neden? Çünkü ilgim yok. Yani o kadar çaba sarf etmek istemiyorum. Dikkatim daha çabuk dağılıyor, hı hı, vesaire. O yüzden aslında orada o çocuk hem kendisini o 95'e alıştırmış oluyor. Bazen de biz belki yine iyi bir niyetle, çocuk hep yani aman gevşetmeyelim, aman otoritemizde sarsılmasın, aman işte çocuk dersleri de bırakmasın niyetiyle yapıyoruz ama aslında çocuğa uzun vadede çok daha büyük bir zarar vermiş oluyor. Çünkü hem patolojiyi tetiklemiş olabiliyor, işte bir obsesif yapılanmaya sebep olmuş olabiliyor. Hem çocuğa uzun vadede bıkmaya sebep olabiliyor. Çünkü ilişki bunun üzerinden gidiyor. Ben başarılıysam annem babam seviyor. Bir noktadan sonra çocuk tak ediyor canına, diyor ki ben başarılı da olmayacağım. Sizin ilişkinizde istemiyorum. Zaten beni şartlı seviyorsunuz. O yüzden bazı çocuklarda da aileden gelen o mükemmelliyetçi, yani niye, yani eve gittiğimde nasıl ben 95 aldım diyeceğim babama. Nasıl 90 aldım diyeceğim. Halbuki şöyle karşılasa, işte çocuk 80 aldı. Canım olsun, olsun, ne güzel. Tamam. Memnun musun? Ya değilim. O zaman bir sonrakine ne yapacağını biliyorsun. Memnun musun? Elinden geleni yaptın mı? Çalıştın mı? Tamam. Çünkü şeyi de biliyoruz değil mi? Sınav psikolojisinde hepimiz geçtik. Yeri geliyor ne oluyor? O gece hastalanıyorsunuz. Kötü bir hafta geçiriyorsunuz. Çok iyi çalışamıyorsunuz. Her şey olabilir. Önemli olan soru çocuğu
çocuğu cezalandırmaktan ziyade ya da sonucu ödüllendirmek de çok tehlikeli aslında. Sürece bakarak süreçte çocuğa destek olmak. Sen yeteri kadar çalıştığını düşünüyor musun? Elinden geleni yaptın mı? Bu şartlar altında elinden geleni yaptın mı? Çünkü o çalışmanın sınırı da yok. Yani günde 10 saat mi çalışmak yeterli çalışmaktır? 2 saat çalışmak mı yeterli çalışmaktır? Nedir? Bunun bir sınırı var mı? 8 saatle 10 saate baktığınızda onu tercih edersiniz değil mi? Hı-hı. Ama o da yetmez. 12 saat çalışan biri varsa mesela. O yüzden biraz daha sen bu şartlar altında, olduğun şartlar altında belki evde çok kaotik bir dönem var o dönem. Bir şeyler oldu. Belki maddi krizler var. Belki birini kaybettiler yakın zamanda. Arkadaşıyla arası bozuldu. Bu sebepten çocuk sınavlarına hazırlanamadı. Ama elinden geleni yaptı. Odaklanamadı. Belki çok iyi çalışamadı. Sen eğer bu şartlar altında elimden geleni yaptım diyorsan benim için yeterli olan budur demesi lazım anne babanın da öğretmenlerin de. O yüzden sınıfta çocuğun notunun okunması da yanlış. Çocuğa 80 aldın, 80 mi aldın demek de yanlış. Biraz daha doğal akışına bırakmamız ve çocuğu aslında süreçte bu çocuğum nasıl geçirdi bu süreci, ben orayı nasıl etki edebilirim? Biz bunu en güzel üniversite sınavında ve LGS, özellikle LGS sınavında görüyoruz. Çünkü bütün sene uzun soluklu bir sınav dönemi var. Ve benim ailelere tavsiyem mesela çocukları ödül yemeğine sınav günü çıkarsınlar. Sınav bittiği zaman. Sonuçlar açıklandığında değil. O zaman çok geç oluyor. Çocuğu sonuca göre yargılamış oluyorsunuz. Ama evet. Sen bu yıl uzun soluklu bir şeydi, bir süreçti. Bazen çalışabildin, bazen çalışamadın. Çünkü 8 ay kim o kadar tempolu bir şekilde devam edebilir. Ama genel olarak baktığımızda elinden geleni yaptın mı? Yaptın. Yoruldun, bunu kafana taktın. Gel bugün artık bunu noktasını koyalım. Artık kurtuldun, sınavdan çıktın. Bugün biraz bize ödül yemeği olsun diyerek mesela o gün ödülün verilmesi sürecin desteklendiğini gösterir sonucun yani değil de. Sonucu ödüllendirmek yerine süreçte süreç. Destek olmanın evet. Öneminden bahsediyorsunuz. Çocuklara kıyaslama yapmama gerektiğinden bahsettiniz. Ama bazı ebeveynler çocukları kıyasladığında, rekabete soktuğunda daha çok başarıya ulaşacaklarını düşünüyorlar. Hatta bunu o kadar kanıksamış insanlar var ki nasıl yani ben bir şeyi başardığında ödül vermezsem bu çocuk savaşmayı nasıl öğrenecek? Çünkü bu dünya hayatı zor diye düşünüyor olabiliyorlar. Başarıdan kastımız ne? Çocuğun çok iyi bir noktaya gelmesi mi? Doktor olması mı? Mühendis olması mı? Mutlu bir anne olması mı? Mutlu bir evlilik yapması mı? Nedir? Bu da önemli bence. Evet. Başarıdan kastımız ne? Başarıya 90'ları, neyi koyduğumuz? Şimdi kaç kişi, ben size hiç, şimdi hayatında hiç merak etmedim. Lise ortalamanız nedir? Siz benimkini merak ettiniz mi? Hayır, merak etmedim tabii ki. Yani değil mi? Benim şu an hayatımda tek odak noktam ben ne kadar mutluyum, hayatımı ne kadar istediklerime yönelik devam ettirmeye çalışıyorum değil mi? Hepimizin öyle değil mi? Yani belki maddi olarak biraz daha mutlu olmaya çalışıyorum. Belki manevi olarak işte eşimle aramdaki sorunları çözmeye çalışıyorum, mutlu olmaya çalışıyorum. Ya da işimde mutlu değilim, alternatif bir iş bulmaya çalışıyorum. Ama bunların hiçbiri benim okulda ne kadar yaptığımla alakalı değildi. O yüzden başarıdan kastımız ne? Çocuğum çok iyi bir öğrencilik geçirirse, 90'larla, 100'lerle, derecelerle mezun olursa bu mutluluğu hadi geçelim, başarılı bir hayat geçireceğinin ne kadar gösterir? Tersten alalım, kötü bir okul tecrübesi geçiren çocuklar başarısız mı oluyor? Hı hı. Bu şey hikayelerinde çok duymadık mı? Çok böyle multimilyoner zengin olanlar, zamanında üniversiteyi bırakan, üniversiteden atılan, lisede çok, çok büyük sorunlar yaşayan mesela. İnsanlar evet. Olabiliyorlar değil mi? Bunların hikayelerini duymaktan da hoşlanıyoruz aslında. Çünkü biraz kendimizi buluyoruz. Çünkü hiçbir insan mükemmel bir eğitim hayatı da geçirmiyor, mümkün değil. Hı hı. Zaten eğitim hayatının... Eğitimin dizaynına baktığımız zaman aslında eğitim akademik kariyere götürür insanı. Ama herkes akademisyen olacak diye bir şey yok. Doktor olmak istiyorsanız, hukuk okumak istiyorsanız, mühendis olmak istiyorsanız, akademisyen olmak istiyorsanız doğru okulda çok başarılı olursunuz ve çok başarılı olarak devam edersiniz. Ama bir sanatçı yapınız varsa, müziğe yatkınlığınız varsa, yani şu an... bir Mozart'ın, düşünsenize matematiğinin çok kötü olduğunu, kim önemser bunu? Yani çocukluğunda nasıldı acaba okul hayatı, biliyor muyuz? Önemli mi? Bir Picasso'nun nasıldı? Çok mu önemli? Ya da onu da geçelim, illa çok belirgin bir şey olmak zorunda değil. Çok iyi bir oto tamircisi, bugün herkes arıyor değil mi? İşini çok iyi yapan bir oto tamircisi çok önemli. O çocuğun
lisedeki notları neydi, önemli mi? Ne kadar önemli? Hı hı. Benim çocuğum nelere yatkın? İlla okulda şu şu notları rakamlarla mı konuşacağız? Benim çocuğum rakamlardan mı ibaret? Hı hı. Onun hayatta istediği şeyler ne? Bazı çocukların sosyal olarak ilişkilerde çok beceriklidir. Sosyal zekası çok gelişmiştir. O çocuklar mesela çok iyi ticaret yaparlar. Ya da işte girişimcidirler. Ve başarılı da olurlar. Ama çoğuna bakın, üniversitede tutturamazlar. Üniversiteyi kaldıramazlar bir türlü. Ya da çok basit, çok önemsiz bir bölümden sadece okumuş olmak için girerler. Ama hayatlarına baktıklarında hem başarılıdırlar hem de mutludurlar. O yüzden başarı neye göre? Okuldaki notlara göre mi tahmin edeceğim ben çocuğumun başarılı olup olmayacağını? Çok güzel bir yere değindiniz hocam aslında. Başarıyı akademik şeye endekslemek maalesef toplumsal bir hatamız. Hepimiz akademisyen olmaya çalışırsak, hepimiz akademik işlerde var olmaya çalışırsak, öğretmen olmak, doktor olmak, hakim olmak, savcı olmak ve zorlarsak kendimizi, bir kendi doğamıza da bazen aykırı davranmış oluruz. Yani ebeveynler orada aslında sadece çocuklarına zarar vermiyorlar. Aynı zamanda ileri dönemlerde kendilerine de zarar veriyorlar. İki, toplumsal bir zarar da elde ediyoruz burada. Çünkü çok iyi becerisi olan, yeteneği olan bir çocuğu biz alıyoruz. Sıradan yapabileceği bir mesleğe sokmuş oluyoruz. Halbuki o mesleği yapabilecek çok daha kapasitesi yüksek başka bir çocuk daha var. Zaten yapıyor. Bir başkasının daha onu yapmasına gerek yok. Yani burada toplum önündeki işte çok gördüğümüz bazı meslek grupları, işte bir şef olabilir ya da işte bir futbolcu olabilir ve benzeri gibi örneklere baktığımızda o adamı düşünün, kimi hayal ederse artık dinleyicilerimiz, en kimi seviyorlarsa, kimi takip ediyorlarsa onu zorladığımızı düşünelim. Çocukluk çağına gidelim ve onu öğretmen olmaya zorlayalım. Ne kazancımız olacak? Belki öğretmen yapabiliriz o adamı ama mutsuz olacak. Aynı zamanda bana da bir şey katmayacak. Yani topluma da bir şey katmayacak, dünyaya da bir şey katmayacak. Halbuki çocukları sadece eğitim sistemi üzerinden değerlendirip, sadece aldıkları rakamlar üzerinden değerlendirip bir kategoriye sokmaya çalışırsak aslında toplumsal olarak da kendimizi bir felakete sürüklemiş oluruz. Onun yerine kendi yetenekleri, becerikleri, istekleri, yapabildikleri şeylere yönlendirmek, o alanlarda gelişmesini sağlamak çok daha kıymetli olacak. Daha öncesinde duyduğum bir şey vardı, bir yerde dinlediğim, denk geldiğim. Türkiye'de işte çocuk zayıfsa o zayıf olduğu alanda biz eğitim alıyoruz. İşte matematik zayıfsa matematik dersi aldırıyoruz. Halbuki dışarıda olması gereken, çocuk edebiyattaysa edebiyatta ders aldırayım ki daha da iyi olsun. Orada daha da gelişebilsin. Çünkü temel ihtiyacını giderecek kadar matematiği var mı? Ya da temel ihtiyacını giderecek kadar işte sözel bilgisi var mı? Tamam, üstüne ne yapabiliriz? O yüzden sorumluluk alanında da bunu biz üstümüze almış oluyoruz. Çocuğum şu mesleğe gelmesi lazım, çocuğum buraya gelmesi lazım. Halbuki bırakalım, çocuk bir çalışma hayatına girsin, çalışma hayatını görsün, bir sene, bir ay gitsin bir berberde çalışsın, bir ay gitsin otosanayide çalışsın, bir ay gitsin bir kuaförde çalışsın ya da lokantada çalışsın. Belki çocuk şunu diyecek, ya ben okumak o kadar zor geliyor ki, yani ben inşaatta çalıştığımda çok daha rahat yapıyorum. Ben işte 12 saat ayakta durduğumda, garsonluk yaptığımda bundan daha çok zevk alıyorum. Bu benim için çok daha kolay. Bunları keşfetmesine de engel oluyoruz. Niye hepimiz istiyoruz? Yine kötü niyet yok, yine iyi niyet var. İşte çocuğum rahat etsin, ileride devlet memuru olsun. Bu çok eskilerden gelen, yani belki 80'lerden öncesinden gelen bir algıyla işte devlet memuru olsun, sabit bir işi olsun, işte beyaz yakalı olsun isteği üzerinden çocukları o rakamlarla kıyaslıyoruz. Halbuki bıraksak hem kendileri daha çok faydalanacaklar, çocuklar daha mutlu olacak. Hem de toplumsal olarak birçok sorundan da kurtulmuş olacağız aslında. Evet. Çok önemli noktalara temas ediyorsunuz hakikaten. Ergenlik döneminden bahsediyoruz ve bu bahsettiğimiz sorun da bu dönemde çok yaşanan sorunlardan bir tanesi. Meslek seçimi, çocuklara ders konusunda başarıda zorlama, ille de matematikte iyi olması, 90 aldı diye kızmak, neden 100 değil diye sormak. Bunlar özellikle ergenlik döneminde çok yaşanan sorunlardan bir tanesi. Ve biz bu sorunlar beraberinde çocuklardan şunu duyuyoruz. Neden kimse beni anlamak istemiyor? Programımızı tanıtımını yaparken de başlarına koyduk. Gençleri ne kadar anlıyoruz? İşte bu soruyu biraz kendimize sormamız gerekiyor. Başarıda ne koyuyoruz? Yani bir çocuğa biz şunu 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 olursan başarılı olursun dediğimizde aslında biraz da onu koşullu sevmiş oluyoruz, değil mi hocam? Yani en azından onu hissettirmiş oluyoruz, koşullu sevmesek bile. O ona inandığında ya ailesine yaranmak için, sevgisini kazanmak için, o başarı için rekabet ediyor,
hayatından çalıyor belki. En güzel yıllarını ders çalışmakla sadece geçiriyor ama ders çalışmaktan bahsetmiyorum. Yani delicesine çalışmak, 10 saat, 12 saat başarmak için. Ya da tamamıyla bırakıyor. Ben zaten ebeveynimin, annemin, babamın benden beklediğini yapamam. O çok yüzden yüksekte. Kendimi yormak istemiyorum. Ne oluyor çocukta o zaman? Adı tembele çıkıyor, başarısıza çıkıyor. En sonunda bir işe yaramamışa çıkıyor. O yüzden çok çok önemli noktalara temas ettiniz. İnşallah birilerinin izleyenlerinin de hayatına temas eder diyelim ve bu bilgi uygulanabilir bir hale gelir. Şimdi ergenlik döneminde görülen davranış bozukluklarından biraz bahsedelim istiyorum. Zaten bu aslında bahsettiğimiz sorunlar da bu davranış bozukluklarına götürüyor belki. Dikkat eksikliğinden bahsettik. Bununla birlikte bazen çocuklara o kadar çok baskı uygulanıyor ki kendine zarar vermeyle bile sonuçlanabiliyor bu. Ben zaten ebeveynimin benden istediğini karşılayamayacağım. Ben bu hayatta niye varım? Zaten var olma mücadelesinin olduğu bir dönem. Kimlik gelişiminin aidiyet duygusunun oluşmaya başladığı bir dönem değil mi? Hı hı. Bu dönemde böyle anlaşılamadığını hisseden bir genç maalesef bazen kendine zarar verebiliyor. Hayattan gitmek isteyebiliyor değil mi? Bazen değil, aslında biz klinikte bunu çok fazla görüyoruz. Hocamla da az önce konuşmuştuk. Hı hı. Kendine zarar verme hareketi, aslında davranışı çok evet. fazla var. Bu bıçakla küçük minik kesikler yapmak olabilir. Hı hı. Görünmeyen yerlerinde yapabilir bunu. Gibi başlayarak biraz daha bazen kendini kaybederek daha derin kesilere sebep olabiliyor. Maalesef. Ama maalesef çok fazla görüyoruz. Yani bu illa intihar olmak zorunda değil ama intiharı da çok görüyoruz. Kendine zarar verme de çok fazla var. Bunun tabii en önemli sebeplerinden biri, bir kişi neden kendisine zarar verir? Kendini değerli görmediği zaman değil mi? Yani evet. kendine değer vermiyorsa zaten vücuduna da değer vermiyordur, varlığına da değer vermiyordur. Onun o an acı çekmesi de önemli değildir. Bazen duygusal olarak o kadar yoğun bir şekilde üzüntü hissediyorlar ki o kesikleri zaten yaparken çocuklar fark etmiyorlar. Yani mesela acıyı hissetmek için yaptım diyor. O kadar kendisini kötü hissediyor ki çocuk hiçbir şekilde daha o acıyı hissedemeyecek kadar kötü bir ruh halinde olup da yapabiliyor. Ya da bir şey hissetmek için. Evet, ya da onu hissedebilmek için. Evet, o acıyı hissedebilmek için. Yani bu kadar derinleşebiliyor aslında çocuklar duygusal olarak tepki verirken. O yüzden duyguyla iletişim, biraz daha dokunarak, duyularla iletişim bu yüzden de çok önemli. Evet. Onlar çocuğu da ana getiren şeyler. Çünkü çocuk o an kopuyor, andan kopuyor. Kendini değersiz hissediyor. Hissetmiyor. Yani biz onu tekrar... Getirmek istediğimiz nokta, bak sen şu an güvendesin, güvenli bir ortamdasın. Duyduklarına bak, dokunduklarına bak. Buradasın sen, buradasın ve biraz daha kendini, ayaklarını yere basmasını sağlamak. Hocam bir görselimiz var. 3 numaralı görseli rica edelim. Ergenin duygusal problemlerini etkileyen faktörler. Dilerseniz burada girelim artık bu alana. Duygusal olarak neler etkiliyor? Evet, aileden sık sık bahsediyoruz ama farklı parametreler de var. Ve buralarda problem yaşadığında nelerle karşılaşıyoruz? Bu konuyu detaylandıralım isterseniz. Şöyle maddeleri ben bir sıralayayım. Duygusal problemlerini etkileyen maddeler. Ailenin tutumları, aslında programın başından beri ifade ediyoruz zaten. Programımızın ismi Aile Çatısı. Bireysel farklar, bunları fark edememek belki. Toplumsal kabullerimiz, eğitimin sürekliliği ve yaş grubu. Neler söylersiniz hocam? Burada elbette her bir madde farklı oranda katkı sağlıyor. Ailenin tutumları, o iletişim becerilerinin, o zamanında geliştirdiğimiz bağın kuvvetli olup olmaması çocuğun o duygusal problemlerinin ne kadar derin yaşayıp yaşamayacağını ya da bunun bir problem olup olmayacağını gösterge olabiliyor. Aslında bireysel farklılıklar da burada kişinin o dönemde yaşamış olduğu bazen fizyolojik reaksiyonlar olabiliyor. Yani aslında örneğin işte depresyon, bazı depresyonlar biyolojiktir. Çocuk istese de istemese de dönemi geldiğinde o depresif döneme girebilir. Bunları da yakalayabilmek aslında o dönem duygularını nasıl ifade edebileceğini gösterebiliyor. Kişilik özellikleri de keza. Yani işte ailelerde o genetik olarak görürüz zaten. İşte çekingen bir gen varsa, çekingen bir yapılanma varsa anne ya da baba der ki ya ben de çocukken böyleydim, kendimi çok utangaçtım, şey yapamazdım, ifade edemezdim noktasında olabiliyor. Onu da göz önünde bulunmak lazım. Yani her çocuktan aynı şekilde kendini ifade etmesini beklememek lazım. Doğal olarak da aynı şekilde yaklaşmamak lazım. Bazı çocuk çok daha rahat açar kendisini.
anne baba olarak o kadar zorlanmayız, o kadar peşinden koşmak zorunda kalmayız, açması için uğraşmak zorunda kalmayız. Diğer çocuk için birazcık daha tahammüllü olmak, biraz daha sabırlı olmak, onu dinleyip ona biraz daha alan açmak gerekebilir. Burada bunları da unutmamak lazım. Yaş grubu çocuğun yaşına göre tabii duyguları ifade edebilme becerisi değişiyor. Çünkü daha erken yaşlarda duygularını o kadar iyi ifade edemeyebiliyor ergenliğin ilk başlarında. Çünkü Sümey Hocam'ın da dediği gibi o beyin gelişiminde fark edemeyebiliyor. Yani ben ne hissediyorum şu an? İşte bazen bizler de fark edemiyoruz. Değil mi? Çok öfkeliyim. Halbuki altta yatan başka bir duygu var aslında. Ben o duyguyu göremediğim için dışarıya yansıyan öfke oluyor. Çocuk da bazen bu duyguları yaşı itibariyle fark edemeyebiliyor. Bazen işte öfkeyi korkuyla, kaygıyla karıştırabiliyor, hayal kırıklığıyla karıştırabiliyor. Bunları çocuğa öğretebilecek mekanizmalar geliştirmek, çocuğa bunların işte benim kullanmam ya da kullanan birilerinin örneğini göstermek. Buna dönük işte gerekiyorsa işte kitap ve benzeri gibi destekler almak da kıymetli olabiliyor. Ben buraya bir de cinsiyet farklılığını ekleyebilirim belki. Kız çocukları daha çok sorunları içselleştirmeye yönelik bir karşılık bulurlar duygusal sorunlarda. Ve bu çocuklarda daha çok depresyon görürüz kız çocuklarında daha çok. Erkek çocukları da daha çok sorunları dışsallaştırarak gösterirler. Onlarda da daha çok öfkeyle görüyoruz bunu. Zaten aslında depresyonun da en önemli özelliklerinden biri ergenlerde gördüğümüz öfke. Ya da işte bu bizim bildiğimiz depresyondaki insan nedir, içine kapanır kısmı biraz daha kızların taşıdığı bir özellik diyebiliriz. Erkek çocukları daha çok öfkeyle gösterir bunu. Ama işte burada da kız çocukları biraz maalesef içselleştirdikleri için çok fark edilmeyebiliyorlar. Çünkü bizim için nedir tekrar söyleyelim, sessiz olan, sakin olan çocuk problemli kabul edilmez. Evet. Ama öfkeli bir çocuğun problemini çok rahat fark edersiniz. Amerika'dayken ben kreşleri ziyaret edip sorunlu çocuklarla çalışıyordum. Bize hocalarımızın söylediği en önemli şey şuydu. Sınıfta o köşede duran sessizleri atlamayın sakın. En önemli onlar. Çünkü onlar sınıfta uyumlu görünüyorlar. Öğretmen de fark etmiyor. Ama öfkeli çocuk bangır bangır bağırıyor. Benim problemim var, gel benimle ilgilen. Bir şekilde bunu çözmek için çalış diye. Asıl o sessiz olan dediğimiz o çok uyumlu çocuklar, çok fazla köşesine çekilmiş, içine kapanmış çocukları da aslında ihmal etmememiz gerekiyor. Belki onlara artı bir daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, buna da vurgulamamız iyi oldu. Şimdi duygusal problemlerin nelere sebep olduğundan bahsettik. Özellikle kendine zarar verme davranışından bahsettik ve bunun kendine değer vermeyle ilişkili olduğunu söylediniz. Çocuk kendine değer vermediğinde kendine zarar vermeye başlıyor. Çocuk kendine değer vermeyi nasıl öğreniyor? Ebeveyninin ona yaklaşımıyla. Değil mi? Başlangıçta tabii ki. Ama burada öğretmenin de etkisi var. Dış sosyal çevrenin de etkisi var. Ama en başta en önemlisi aile. Peki gençlerin bu dönemde kötü alışkanlıklara da eğilimi olduğunu görebiliyoruz. Bağımlılıkla karşılaşabiliyoruz. Bu eğilimi nasıl fark edebilir ebeveynler? Bunun önünü kesmek için neler yapılabilir? Bununla ilgili neler söylersiniz? Şimdi öncelikle çocuklar dışarı çıktıkları andan itibaren her şeyi açıklar. Evet. Artık dışarı çıkmadan da her şeyi açıklar. Çünkü sosyal medyada çok fazla görebiliyorlar. Sümey Hocam'ın da dediği gibi dışarıdan gelen veri çok daha değerli oluyor. Çünkü arkadaş en üsttedir bu dönemde. Yani arkadaşın söylediği söz öğretmenin ya da ebeveynin söylediğinden, bir yetişkinin söylediğinden çok daha önemlidir. Niye? Çok işte cool'dur onun için söylenen şey. Maalesef kötü alışkanlıklar da çok çabuk edinilebilen, çok hızlı elde edilebilen ama bırakması çok yavaş, çok zor olan alışkanlıklar oluyor. Bunun için işi aslında baştan sıkı tutmak ama bir noktada da şunu fark etmek lazım. Yani sorumluluk her zaman benim elimde değil. Ebeveyn olarak kendimize de orada elimden geleni, hani çocuğa diyoruz ya, elinden geleni yaptın mı sınav için ya da başka bir şey için? Yaptıysan tamam. Ebeveyn için de elinden geleni yaptın mı noktasında kalmak lazım. İşi en baştan birazcık kontrollü gitmek lazım. Özellikle çocukluk çağında telefon ekran verme, hangi uygulamayı kullandıklarına dikkat etmeyle başlayıp ergenlik döneminden itibaren de doğru çevreler oluşturmaya çalışmak. Mümkün mertebe elimizden geldiğince izleyicilerimizden bazıları şunu diyebilir. Hocam ben şöyle bir ortamda oturuyorum. Burada ne kadar doğru bir çevre oluşturabilirim? Evet. O zaman öncelikle ben bağımı kuvvetli kurmam lazım çocukluk çağında. Ki çocuğum bir şey olduğunda benimle paylaşabilsin. Şunu bilebilir çocuk. Şunu düşünebilsin en azından. Ya bu babam çok kızabilir.
babamı çok kızdırabilir bu durum ya da çok üzebilir, çok kırabilir. Ama ne olursa olsun benim bana olan sevgisine zarar vermeyecek. Ne olursa olsun biz bunu ele alıp doğru bir şekilde konuşabileceğiz ve ben zarar görmeden bu işten bitirebileceğiz. Bilincinde olursa çocuk paylaşma noktasında daha açık bir şekilde paylaşabilir. Eğer yapabiliyorsak ortamları buna göre ayarlamaya çalışmak. Çocuğumuzun o iletişimi kopartmadan takip edebilmek. Güncel olarak halini, hatırını sormak. İşte diyelim biz bir çevre oluşturduk. İşte kötü alışkanlıkların olma ihtimalinin daha az olduğu bir yer oluşturduk. Kendimize göre böyle bir ortam bulduk. Ama orada da bulaşabilir. Çünkü bir kişinin bir ortamda bir kişinin kötü alışkanlığının oluyor olması demek aslında diğerlerinin de buna erişebilmesi anlamına geliyor. Orada bizim çocuğumuzla iletişimde kalıyor olmak ve çocuğun kendisini güvende hissetmesi, gelip bizimle paylaşabileceğini bilmesi koruyucu bir faktör olacak. Sağlıklı arkadaş ortamları oluşturabilmek, arkadaşlarının ebeveynleriyle gerekirse bizim de bir bağımızın olması, onlarla konuşabilecek bir ortam oluşturmak, onlarla tanışıklık oluşturmak, çocukları bu gibi ortamlarda en az ya da bu gibi sorunlarla karşılaşmasında koruyucu faktör olacaktır. Evet, en önemlisi sanki ama aileyle bağının güçlü olması değil mi hocam? Elbette o bağ kuvvetli olduğunda çocuk ne yaparsa yapsın geri dönüp aileyle paylaşabiliyor. Ya da güvende hissettiği için başlamadan bir şeye anlatabiliyor. Şimdi ben çocuğum bana güvenmiyorsa aramızda kuvvetli bir bağ yok. Nasılsın, iyisin, sen nasılsın, ben deyim. Hadi sen odana, ben odama, ben ekranıma, sen ekranına olduğu anda çocuk anlatmıyor. Ne yaşadığını bilmiyorum ki. Çocuk anlatmadığı sürece, odadan çıkmadığı sürece, konuşmadığı sürece 7-24 peşinde gitmiyorum. İşte sağlıklı da değil, bunu yapamam da zaten. Ya da kısıtlayamam her şeyden, mümkün değil. Kendisi illaki bir açık bulur, bir yolunu bulur. Baskı da bunu doğurur zaten. Ama o ilişkim kuvvetli olursa çocuk en azından o iletişime güvenerek gelip bana açabilir. Arkadaş ortamını anlatabilir. Hı hı. Ben onun arkadaş ortamına daha rahat girebilirim. Ya da benim sözümün en azından biraz daha kıymeti olabilir. Kıyaslayabilir. Bunu deneyimlediğinde ya da bir şeyleri gördüğünde benim verdiğim, işte Sümeyye Hocam'ın dediği gibi sorduğum sorular onun zihninde küçük küçük tohumlar ekebilir. Bu tohumlar karşılaştığında o kötü davranışlarla ya dur bir dakika bu bana zarar verebilir bilincini oturtabilir. Yine sorgulamayı da ebeveyn öğretiyor çocuğa aslında. Evet. Önce kendi davranışını sorgulamayı, sonra dışarıdaki insanları sorgulamayı öğretiyor çocuğa. Zaten çocuk önce bunu test ediyor, anne baba da görüyor. Annenin ne kadar tahammül ettiğini, babanın ne kadar tahammül ettiğini bir şeyi anlatırken zaten öncesinde yavaş yavaş test ediyor. Hı hı. Yani mesela işte eve gidiyor diyor ki anne arkadaşım sigara içiyor. Hı hı. Şimdi annenin buradaki tepkisi zaten çocuğun bir sonraki gördüğü olumsuz bir şeyi paylaşmasını çok fazla etkiliyor. Şimdi burada diyoruz ya sorgulayın. Evet sorgulayın. Arkadaşın mı sigara içiyor? Hala soru soruyorum. Hiçbir şekilde müdahale etmeden. Bu çocuğun kendisini açmasını, annem bunu normal gördü demek ki. Daha çok bilgi istiyor. Tam olarak anlamadı. Evet anne işte şu arkadaşım işte ama benim hiç hoşuma gitmedi. Sigara içme konusunda sen de hoşlanmıyorsun demek ki benim anladığım kadarıyla. Mesela annenin bir yorumu. Burada çocuğa şunu da söylüyor. Bak bu senin hoşlanmadığın bir şeymiş. Sen kendi ağzınla söyledin bunu. Yavaş yavaş sorgulayarak aslında o çocuğun kendisinin keşfetmesini. Orada anne tutup da o arkadaşla bir daha görüşmeni istemiyorum. Bu ne biçim arkadaşlık? Bu yaşta sigara içiyor. Yarın bir gün seni de etkiler. Böyle böyle normalleşiyor. Sonra sen de yapacaksın dediği zaman çocuk zaten kapılarını kapatıyor. Oldu tamam bir dahakine benden bir şey duyamazsın diyor. Hocam gençlerin ergenlik dönemindeki gençlerle niçin iletişim problemi yaşıyoruz? Aslında bugünkü genel konumuz bu ya. Bununla ilgili TÜİK verileri var. Tam da söylediğinizle ilgili arkadaş seçimiyle ilgili bir sonuç var. Bir numaralı görseli rica edelim. Anne babaların gençlerle yaşadığı sorunlarda en çok cevap alan maddemiz arkadaş seçimi. %30.5. Hakikaten evet. Anne babalar çocukların arkadaş seçimine çok fazla müdahale ediyorlar. Bu müdahalenin ben bu yaşadıkları sorun. Bu sorunu yaşamadan önlem almalarını ben tavsiye ediyorum. Hı hı. O da arkadaş çevresini mümkün olduğu kadar anne baba oluştursun. Bu tabii hadi git bunlarla arkadaşlık kur değil. Ama mesela okulunu seçerken yine yaptığımız hatalardan biri başarısına göre okul seçiyoruz. Hı. Ondan ziyade biraz daha o okula giden öğrenci profillerini mümkün olduğu kadar öğrenmeye çalışıp biraz daha benim aile tipime uygun olan ailelerin gönderdiği çocuklarla bir arada bulundurursam şunu da belki söylemek doğru olabilir.
ailede çocuğun eğitimine çok önem veren bir aileyse ama çocuğu yine de negatif şeyler yapıyorsa, aile kurallarına uygun şeyler değilse bunlar, yarın bir gün tekrar ben aileye döndüklerini, onlar gibi olduklarını görüyorum. Zaten şeyi de görüyoruz, eğer ki bağlanmanın güvenli olduğu anne çocuk ilişkilerinde ergenlik döneminde çatışmalar olsa da daha sonrasında dini kabullenmede, dini anlayış kabullenmede aileninkini taşıdıklarını görüyoruz. Yani bugün benim çocuğum namazını kılmıyor. İşte mesela benim verdiğim değerlere göre İslam'ı yaşamıyor diye üzüldüğü noktada anne babanın şuna bakması gerekiyor. Ben çocuğumla sıcak bir ilişki geliştirdim mi bugüne kadar, bebekliğinde aramız nasıldı, çocukken nasıldı aramız, ben ona nasıl sundum bunu, kendim nasıl yaşadım, yaşadığımı göremiyorsam hocamın dediği gibi bundan sonrasını artık bizim elimizde değil. Hazreti Nuh'un aslında yaşadığı bizim için çok büyük bir örnek. Bir peygamber, oğlu ona inanmayan bir peygamberdi. Bu bir peygamber için ne kadar ağır bir şey olabilir? Düşünün, evde sizin yetiştirdiğiniz çocuğunuz sizin peygamberliğinize inanmıyor. Ve siz onun gözünüzün önünde maalesef bununla birlikte hayatını kaybettiğini izliyorsunuz. Bu çok büyük bir örnek. Yani ben çocuğumu ne kadar mükemmel yetiştirmek istesem de bunu yapmaya biz sonuçtan mükellef değiliz diyebiliriz belki. Biz süreçten sorumluyuz. Yarın bir gün hangi konuda ben içim rahat edecek? Yani ben şunu mu diyeceğim? Yaptım ve sonucunda benim çocuğum doğru dürüst biri oldu. Ya da ben elimden geleni yapmadığım halde de doğru dürüst biri olabilir. O zaman da yine bana mı ait bu başarı diyelim? Biz süreçten sorumluyuz. Ben elimden geleni yaptım mı? Zaten biz buna böyle bakarsak çocuğun aynı şekilde büyürken yaptığı hatalara da bu şekilde bakmasına yardımcı oluruz. Hocam çok sihirli bir cümle kullanıyorsunuz aslında. Gerçekten çok önemli. Elimden geleni yaptın mı? Çocuğun başarısında da bu soruyu ona sormamız gerekiyor. Yavrum sen elinden geleni yaptın mı? Yaptıysan tamam. Dediğinizde kendi ebeveynlik yolculuğumuzda da ben elimden geleni yaptın mı? Aslında bu sorunun cevabını evet yaptım diye verebiliyorsak gerisine çok fazla müdahale etmemek gerekiyor değil mi? Aciz olmak güzel bir şey. İnsanoğlu acizdir ve bunu fark etmezse eğer, ben aciz değilim derse çok yıpratır kendisine. Bu sefer mükemmel bir öğrenci olmaya çalışır. Notlarını çok iyi yapmaya çalışır. Mükemmel bir anne olmaya çalışır. Mükemmel bir baba olmaya çalışır. Mükemmel olarak işini yapmaya çalışır. Ama buradaki yapmaya çalışır. Tabii ki öyle olmalı ama sonucunun da mükemmel olmasını bekler. Orada acizliğimizi kabullendiğimiz zaman aslında bu bizi tamam artık elimden geleni yaptım. Böyle de yapmaya da devam edeceğim. Çünkü her zaman emeklerimizin karşılığını almıyoruz bu hayatta. Bu öyle bir hayat değil. Ben sınava deli gibi çalışsam da sınav gecesi hasta olabiliyorum. Ertesi gün sınavda bayılabiliyorum. Başka bir şey olabiliyor ve ben kötü sonuç alabiliyorum. Hani çalışsam başarılı olurdum. Neden burada öyle olmadı? Çünkü dünya hayatı böyle. Biz aciziz. Elimizden gelenle yükümlüyüz. Onu yaptıktan sonrasını artık acizliğimizi kabul ettiğimiz zaman zaten hayat daha rahat oluyor bizim için. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi peki hocam, programımızın bitmesine son 9 dakika falan. Hocam inanç gelişiminden bahsetti aslında. Çok güzel bir noktaya temas etti Sümey hocam. Sağlıklı bağlanan bir çocuk, ailesine sağlıklı bir şekilde bağlanan bir çocuğun ileriki zamanlarda dini açıdan da daha iyi bir durumda olduğunu gözlemliyoruz dediniz. Peki şimdi ergenlikte en çok karşımıza çıkan problemlerden bir tanesi de dini vecibeleri yerine getirmesi çocukların. Çünkü artık ergenliğe giriyorlar ve belli sorumluluklar üstleniyorlar. Burada inanç gelişimi nasıl desteklenir? Burada ebeveynlerin hatalı tutumları neler ve siz bir uzman olarak neler tavsiye edersiniz? Çocukları soğutmamak ve sevdirebilmek, ısındırabilmek adına. Burada aslında gördüğümüz en hatalı davranışlardan biri sorumluluğu tamamen kendi üstümüze almak. Yani şimdi çocuk doğduğu andan itibaren anneyle bağı, aslında fiziksel bağı kesildi. İşte emme süreci, altını değiştirme, yürüme, kendi kendine idame ettirebilme sürecine kadar fiziksel bağımlılığı belki vardı. Ama o süreç de geçti. Artık ergenlik döneminde biz dini eğitime zaten ya da işte ahlaki eğitime çok daha erken yaşlarda başlanıyor çocuklarda. Görerek öğreniyor çocuk bir noktaya kadar. İşte annesinden babasından görüyor, onların yaptıklarını görüyor. Anne baba ne kadar iyi bir rol model olursa aslında çocuk da ona göre bir anlayış ya da bir kişilik geliştirebiliyor. Fakat biz ergenlik dönemine geldiğimizde şimdi doğası gereği olan o asi ruhu, her şeye olan o yani çalkantıyı
Sadece acaba bu çocuk şöyle mi olacak korkularıyla kendi üstümüze alıyoruz. Sümeyye Hocam'ın bahsettiği Nuh örneği çok kıymetli bir örnek. Hazreti Nuh'un örneği. Ya da Peygamber Efendimiz'in söylediği, Peygamber Efendimiz'in uyarıldığı, yani sen onlara anlatmakla mükellefsin, onları dine sokmakla, Müslüman yapmakla değil. Bizim de buradaki mükellefiyetimiz aslında bu. Çocuğu anlattık, gösterdik, öğretmeye çalıştık. Çocuk bir noktada yapmamayı tercih ediyorsa, yapmıyorsa burada onunla zorla yaptırmak, kavga etmek, bu alanda işte onu yıpratmak, dövmek ve benzeri gibi aslında böyle çocuğu travmatize edecek şeyler çocuğu sadece uzaklaştırıyor. Bunu sadece ailelerde değil bazen işte eski yapılarda özellikle eski zamanlardaki bu Kur'an kurslarında da görüyoruz. Ne oluyor? Çocuğa çok katı dini öğretiler vermeye başlıyoruz. Bu çocuk da hem psikiyatrik problemlere de sebep oluyor ama aynı zamanda çocuğun dinden uzaklaşmasına, orada gördüğü katı öğretiyi dine yüklemesine sebep oluyor. Çocuk orada dayak yiyor babadan, anneden ya da işte hocadan ve bunu şey yapıyor. Beni niye dövdü? Namaz kılmadığım için. Namazı kim söylüyor? Allah söylüyor. O zaman benim derdim onunla. Beni dövdüren kişi o. Ya da beni korumadı. Niye korumadı? Ben o kadar hafızlık yapmaya çalışıyordum. Niye beni korumadı? Gibi bir varsayıma gidebiliyor. Diğer bir zararı aslında bunu işte danışanlarıma geldiğinde söylüyorum. Münafıklığa itiyoruz çocukları. Çocuğu aslında bizim sabırla, her gün güzel ahlakla ki din, İslam dini dediğimiz din güzel ahlak üzerine gelmiş. Peygamber Efendimiz güzel ahlak tamamlamak üzerine gelmiş bir peygamber ve her zaman güzel ahlakla yaklaşmış. Sakinlikle yaklaşmış. Çocuğa kızmamış, yerine oturtmuş, başının üstünde tac etmiş. Beklemiş, sabırla o alışkanlığı geliştirmesini beklemiş. Biz dayanamıyoruz, kızıyoruz, bağırıyoruz. Çocuk biz bağırmayalım, sorun olmasın diye işte kalkıyor, namaz kılıyor ya da kıldım diyor. Abdestsiz namaz kılıyor. İnanmadığı bir şeyi yapıyor. Aslında çocuk Müslümanlıktan bir uzaklaşmakla kalmıyor. Tam tersi en çok üzerine olumsuzluk yakıştırılan münafıklığa itmiş oluyoruz. O yüzden ebeveynlerin fark etmesi gereken en önemli şey çocukluk döneminde ve ergenliğe kadar ne verdim? Ne kadar yumuşak bir şekilde verdim? Ne kadar sakin, görerek öğrenmesini sağladım? Yani aldım camiye gittim, ben hayatımda uyguladım. Yani çocuğa sigara içmesini istemiyorsam sigara içmeyeceğim gibi bir şey. Namaz kılmasını istiyorsam namaz kılacağım. Ya da işte doğru söylemesini istiyorsam doğru konuşacağım ben de. Yanlış söylemeyeceğim, yalan söylemeyeceğim. Kendim iyi örnek oldum. Elimden geldiğince öğretileri öğretmeye çalıştım. İyi bir şekilde öğretecek, yumuşak ahlakla öğretecek kişilere yönlendirdim. Ama çocuk hala hazır değilse o zaman onu bekleyeceğim. O hazır olana kadar sabırla bekleyeceğim. Buradaki en önemli şey sabırla beklemek ama beklerken de bir yandan da güzel güzel tavsiyeler vermek. Aksi sadece dinden uzaklaştırıyor. Şu da olabilir. Ben namazlarımı doğru dürüst kılamıyorum. O zaman cumaya niye gideyim? Cuma'ya gidip işte başkalarının yanında namaz kılıyorum. Ben acaba münafıklık mı yapıyorum diyerek de çocuğu dinden uzaklaştırabilir. Ben güzel yapmıyorum madem iyi bir Müslüman değilim. O zaman niye devam edeyim? Biraz daha çocuğu mükemmel yapsın istiyoruz ya. Onun da verdiği sıkıntılar işte şeytanın sağdan yanaşması da diyoruz ya işte namazı işte daha güzel kıl. Böyle kılamıyorsun işte kaçırıyorsun o zaman. Sabahı kılmadın, öğleni de kılma o zaman, akşamı da kılma. Sen zaten doğru dürüst namaz kılmıyorsun. Arada göstermelik kılıyorsun diyerek aslında çocuğu da bu yönden de uzaklaştırıyor. Özgüvenini zedeleyerek de uzaklaştırıyor. Yani güzel olan şeyleri daha da artması için aslında göstermek, belki övmek gerekiyor değil mi hocam? Yani şu da zararlı ama orada da bir ölçü var. Mesela sosyal medyada birkaç bizim dindar kesimin çok popüler öncüleri var diyelim. Mesela çok güzel, hoşlarına gidiyor. Benim çocuğum 7 yaşında işte namaza başladı. Çok güzel o namaz alışkanlığını oturttuk. Çok güzel namazını kılıyor. Odasını topluyor. Mükemmel bir çocuğu var mesela. Çünkü Instagram nedir? İnsanın mükemmel yanlarını gösterdiği yerdir. Bu takipçilerde şey de gösteriyor. Yani ben çocuğumu doğru dürüst yetiştiremedim. Demek ki bu uzman gibi ya da uzman değil ama işte bu konuda bu kadının yaptığını, bu adamın yaptığını ben niye çocuğumla yapamıyorum? Benim çocuğumda mı sorun var? Benim tarzımda mı bir sorun var? Ben yetersiz miyim diyerek aslında o yapılan güzel örnek de ne kadar gösterilmeli? Bir tek güzel örnek mi gösterilmeli? O çocuğun bu sefer yanlışa yapma hakkı
yok mu? O çocuk da takip ediyor annesinin onunla ilgili paylaşımlarında. O çocukta da şöyle bir stres olmayacak mı? Ya ben bir vakit namaz kaçırırsam eğer annem benimle gurur duymayacak. Bunu Instagram'da paylaşamayacak. Orada aslında güzel davranışı öveyim derken bir yandan çocuğumuza ne yapıyoruz? O da önemli. Biz buna bugün nazarda diyoruz ya yani. Evet. Çok söylersem çocuğuma nazar değer. Buradan da bakmak lazım. Benim çocuğuma ne etkisi oluyor onu bu kadar övmemin? Belki başka insanlarla paylaşmak yerine çocuğumuzun kendine karşı. Evet işte bak ne güzel namazını kıldın, akşam namazını kıldın yavrucuğum gibi yaklaşmak lazım. Yani en ufacık yaptığı adımları dahi takdir etmek gerekiyor belki de. Hani örnek verdiniz ya hocam, çocuk bir vakit namazını kılmadı diye kızdığımızda o zaman ben münafık mıyım, cumaya da gitmeyeyim diyor çocuk dediniz. Dini eğitimde bunu çok fazla rastlıyoruz maalesef. İşte namaz kılma şeklinden, abdest alma şekline kadar, bir vakit namazını kaçırınca çok yüklenme, işte tesettürüne karışma vesaire. Çocuğun ufak hatalarını belki veya kaçamaklarını o kadar çok kızıyor ki ebeveynler, çocuk onu artık onu da yapmayı bırakıyor yani. Ama bizim hocam, Enes hocam da çok güzel ifade etti. Olabildiğince sabırlı olmamız gerekiyor. Hep seferden sorumluyuz, işte zaferden değil. Ebeveyn o süreçte çocuğuna hep destek olması gerekiyor, hep verici olması gerekiyor o konuda. Ama çocuk yaparsa yapar yani. Yapıp yapmaması ebeveyn elinde değil. Burada ne çocuğa ne kendine baskı uygulamaması gerekiyor. Belki şey de önemli, o dediniz ya, yani çocuk yaptığı şeyleri göstermek de lazım. Yani hani ödüller belki... Söylemekten kastınız buydu, pozitif yaklaşmak yani. Ya sen namazını kılmıyorsun ya da işte iki vakit kılıyorsun, üç vakit kılmıyorsun gibi yerine namaz kıldığı zaman ne güzel bak bu vakti kalkıp kıldın diyerek yaparken onu göstermek. İşte senin abdest alışına hayranım, çok güzel alıyorsun abdestini, ne kadar böyle aheste aheste yıkıyorsun gibi çocuğu aslında o işi yaparken yakalayarak söylemek onun güzelliğini. O kadar güzel işte namaz kılıyorsun ki, benim anneannem şey derdi mesela, babaannem, kızım derdi, senin kıldığın namaz aynı şu ışık gibi, benimki de mum ışığı gibi derdi. Benim çok hoşuma giderdi mesela, onun yanında kılmayı severdim, hoşuma giderdi. Çünkü beni yaparken takdir ederdi. Ama benim atladığım namazlar vardı, hiç onları getirip de önüme sunmazdı. Yani ben hatırlamıyorum kaç vakit kılıyordum, kılmıyorum, ama onun yanında kıldıklarımı çok net hatırlıyorum. O yüzden biraz daha yaparken yakalamak. Yani sen çok sabırlısın, ben bunu oruçta çok güzel görüyorum, ne kadar sabırlısın oruçluyken gibi çocukları aslında gördüğümüz yerde yakalayarak yine süreci ödüllendirerek devam etmek. Elinden geleni yaptın mı? Süreçten sorumluyuz. Son iki dakikamız var. Çok güzel noktalara temas ettiniz hakikaten. Enes Hocam, eklemek istedikleriniz varsa son bir dakikamızmış. Bu konuyla ilgili olarak aslında kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin. Toplumsal olarak da çok güzel yapıyoruz. Tekne orucu mesela. O yüzden onu örnek alalım kendimize. Nasıl çocuğa kolaylaştırıyorsak diğer alanlarda da kolaylaştırmak lazım. Genel olarak benim programdan çıkardığım hocam, çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Gerçekten ağzınıza sağlık, ilminize sağlık diyeyim. Kolaylaştırmamız gerekiyor. Elimizden geleni hem ebeveyn olarak bizim yapmamız lazım, hem de çocuklarımız da elinden geleni yapacak. Yani mükemmelliyetçilik diye bir şey yok. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Aciziz, bunu çıkardım. Çok farklı bir döneme giriyor çocuklar. Ergenlik dönemi dediğimiz dönemde psikolojik, fizyolojik, sosyal birçok değişim var. O yüzden olabildiğince anlayışlı olmak gerekiyor. Ebeveynlerin bu süreçteki değişikliklerin bilincinde olması gerekiyor ki çocuklara yaklaşırken biraz daha sabırlı yaklaşsınlar. Ve daha birçok konuya temas ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Kırmadınız, geldiniz. Evet kıymetli izleyenler, aile çatısında bir bölümümüzün daha sonuna geldik. İnşallah izleyen herkes için istifadeli olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.